Başlasın. Tamam. Hocam kaydımız alınıyor. Tamam. Başlayalım isterseniz. İsterseniz tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler Pınar Kendinizi arkadaşlarımıza da Hanım. tanıtırsınız. Tabii. İyi akşamlar herkese. Tüm katılımcılarımıza merhabalar diyorum. Ben Fikret Coşkun, Tevfik Fikret Coşkun. Muğla'dan katılıyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi. Okul öncesi eğitim ana bilim dalında görev yapıyorum. Değerli katılımcılar. Eğitimciyim. 29 yıldır bu meslekteyim. 1998 yılından beri üniversitedeyim. Eğitim Fakültesi'nde. 98 yılından evvel de 4 yıl kadar milli eğitimde öğretmenlik yaptım. Daha sonra üniversiteye geçtikten sonra bugünlere kadar geldik. Okul öncesi eğitim ana bilim dalındayım. Öğretmen yetiştiriyoruz. Pınar Hanım'ın davetiyle birlikte burada sizlerle beraberiz ve çok mutluyum. Bu vesileyle de hem tanışmış oluyoruz hem de bir güzel paylaşımlar yapacağız umarım. Hepimiz için faydalı olacağını düşündüğümüz. Aile danışmanlığı konusunda bugün sizlerle bir giriş yapacağız. Şöyle söyleyeyim değerli katılımcılar. Elbette ben eğitimci olarak şunları söylemeliyim. Çok önemli ve kutsal bir alanımız, mesleğimiz var. Bununla beraber tabii insan yetiştiriyoruz, öğretmen yetiştiriyoruz. Ve bunun içinde bizim elbette bu noktada insan olarak nasıl öğreniriz, nasıl gelişiriz ve nasıl sağlıklı bireyler olarak toplumda yer alırız. Elbette bu konuda sürekli bir uğraşı içerisindeyiz. Öğretmen adaylarımız için de bu uğraşıları gerçekleştiriyoruz. Tabii insan dediğimiz zaman işin içine psikoloji giriyor. Psikoloji dediğimiz zaman hakikaten çok önemli bir kavram ve önemli bir bilim dalı. Eğitimci olarak psikolojiyle ilgili bugün bazı hususları hep birlikte paylaşacağız. Çok derinlemesine olan bir alan. Ama bu hususlarla ilgili bir giriş yapalım sizlerle. Evet, tabii değerli katılımcılar, psikoloji kavramını günlük yaşamda kullanıyoruz. Sosyal yaşam içerisinde yer veriyoruz. Ama kavram olarak baktığımız zaman psikolojiye, elbette içinin bir şekilde biz eğitimciler olarak, kendi adıma söylüyorum, tabii bir noktada doldurmamız gerekiyor. Çünkü kavramlarla düşünüyoruz. Kavramlarla fikir üretiyoruz ve o kavramlar üzerinden konuşulanları anlayabiliyoruz. Psikoloji neden var, nasıl var, psikoloji bu noktada insanlara nasıl yardım sağlıyor? Bir kere doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen insan ve hayvan davranışlarını içeriyor. Bizlerle beraber diğer canlılar, hayvan davranışlarını da içeriyor. Ve davranışlarımızla ilgili bir şey var. Önemli bir içeriği var. Tabii insanların, bizlerin algılama, kavram oluşturma, akla vurma, sorun çözme gibi bilişsel süreçlerimizi, duygu, coşku, heyecan gibi özelliklerimizi, birbirimizle etkileşimlerimizi bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyen bir bilim dalı. Ve buna ruh bilimi de deniyor. Ruh bilimi şeklinde de ifade ediliyor. Etimolojisindeki ruh gibi soyut, metafizik ve doğaüstü kavram ve açılımlarla ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyor? Tüm bilişsel, duyusal ve davranışsal yönleriyle bizleri, insanı ve insanlar arasındaki ilişkileri inceliyor. Ve bu incelemelerle birlikte ortaya koyduğu verilerden yararlanıyoruz. Neden yararlanıyoruz? Çünkü kendimizi anlamak, insanı anlamak, insan olarak davranışlarımızın altında yatan etmenler, bunlara neler neden oluyor,
Bunları çok iyi çözümlediğimizde, anladığımızda kendimize ve insanlara daha kolay ulaşabiliyoruz. Hem gelişmemizi, hem öğrenmemizi, hem de sağlıklı ilişkiler kurmamız konusunda diyebiliriz. Tabii konusu gereği değerli katılımcılar, sosyal bilimlerden fizik bilimlerine dek çok geniş bir alanda çok sayıda alt dalları var psikolojinin. Hem temel bilim hem de uygulamalı bilim olma özelliği taşıyor. Alt dallar, tabii psikoloji ilk ortaya çıktığında ondan da birazdan bahsedeceğiz. O ana başlık itibariyle sahip olduğu veriler şimdiki kadar bol değildi. Şimdiki kadar çok değildi. Ama veriler çoğaldıkça haliyle zaman içerisinde günümüze ulaştığında psikolojinin kendi içinde alt dalları oluşuyor. Yani tıpkı diğer bilim dalları da olduğu gibi. Mesela nasıl diyelim, tıp bilimlerine baktığımız zaman kendi içerisinde kardiyoloji var, ortopedi var, dahiliye var. Kendi içinde bir sürü alt dallar oluşuyor. Tabii tıpla ilgili birçok veri arttıkça kendi içerisinde uzmanlaşmayı içeriyor. Psikolojide böyle bir benzetme yaparsak bugünlere kadar alt dallarıyla taşındığını söyleyebiliriz. Değerli katılımcılar, tabii psikoloji kaynağı önemli referanslarına ya da kaynağı felsefe ve felsefenin etkisiyle gelişim sürecinde birçok akıma, yaklaşıma sahne oluyor ve olmayı da sürdürüyor. İçerik ve yöntem açısından sosyal bilimlerle fizik bilimler arasında yer aldığı için bir gözlemlenen davranışlara, bir de zeka, tutum gibi gözlemlenen davranışlardan çıkarsanan davranışlarla ilgileniyor. Antropoloji, sosyoloji, felsefe, biyoloji, genetik, tıp gibi birçok alanla iç içe geçmiştir. Öyle de olması gerekiyor. Çünkü tüm bilim dalları, bilim alanları kendi işlerinde elbette bir etkileşim ve iletişim halinde veri transferiyle birlikte kendi alanlarına katkı sağlıyor. Bunlardan biri de eğitim bilimleri, belki mühendislik bilimleri, tıp bilimleri, doğa bilimleri, bütün bu bilim dalları birbirleriyle elbette etkileşmek durumundalar. Psikoloji de aynı şekilde bu etkileşimin içerisinde. Bunların her birinden hem yararlanıyor psikoloji, hem de onlara diğer bilim dallarında da katkı yapıyor. Mesela en önemli katkı yaptığı bilim dallarından bir tanesi de eğitim. İnsan yaşamıyla beraber eğitimi içerdiğini söyleyebiliriz. Tabii antropoloji dediğimizde kısaca onu şöyle bir söyleyelim. Antropoloji kısacası insan bilimi. İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bir bilim. Elbette ki insanla ilgili olduğu için psikolojiyle de yakından bir ilişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca şöyle ifade edecek olursak, psikoloji insan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel incelemesi şeklinde ifade edebiliriz. Tabii zihinsel süreçler dediğimizde değerli katılımcılar, bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz herhalde düşünebilme, fikir üretebilme kabiliyetimiz, zekamızı kullanabilme kabiliyetimiz ve bununla beraber davranışlarımız da şekilleniyor, davranışlarımız da oluşuyor ve davranışlarımız belki zihinsel süreçlerimizin süzgecinden geçiyor ya da geçmeden bir şekilde bizi toplumsal yaşamda var ediyor. Tabii o zihinsel süreçlerimizde etkileşim doğrultusunda davranışlarımız bizi sağlıklı iletişim kurmaya, ilişkiler kurmaya yönlendiriyor ya da yönlendirmiyor. Tabii psikoloji bir bilim dalı olduğunu söylüyoruz. Bununla beraber bilimin de tabii ilerlemesinde bir yöntemden bahsedebiliriz. Bilimsel yöntemi içeriyor. Yani psikoloji tüm o verilerini ortaya koyarken bir bilimsel yöntem kullanıyor. Diğer bilim dallarında olduğu gibi ve aşağı yukarı aynı aşamaları kullanıyor. Ve
O yöntemler doğrultusunda verilerini ortaya koyuyor. Bilimsel yöntem dediğimiz şey tarafsız bilgi toplanması ve yorumlanması için kullanılan, hata ihtimalini azaltıp güvenilir genellemeler yaptıran yöntemler bütünü diyebiliriz. Ve bununla beraber psikolojinin bir önemli kavramı da şüphesiz davranış. Bir organizmanın kendi çevresine uyum sağladığı eylemler de diyebiliriz davranış için. Tabii Piaget, gelişim kuramcısı Piaget davranışla ilgili bir ifadesi var. Bu arada aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Şemalar kavramından da bahsediyor Jean Piaget. Şemalar için ne söylüyor? Diyor ki şemalar organize olmuş davranış kalıplarıdır diyor Jean Piaget. Ve insanoğlu yeni şeyler öğrendikçe zekası gelişiyor. Zekası geliştikçe yeni şeyler öğreniyoruz. Bununla beraber de tabii şemalarımız da gelişiyor. Ve o şemalarımızı da düşünüyoruz, davranışlar oluşturuyoruz, toplumda yerimizi alıyoruz. Belki biraz da bu Piaget'in o şemalar kavramı hem bilgiyi, hem görgüyü, hem kültürü de içeriyor. Nasıl? Şöyle söyleyelim. Bir insan düşünelim. Bir insan küçük bir kasabada yaşıyor. Küçük bir kasabada yaşıyor ve o kasabada bazen karnı acıktığı zaman acıktığında bir lokantaya gidiyor. Ve o lokantada masaya oturuyor. Garsonun gelmesini bekliyor. Garson geliyor, ondan siparişini alıyor. İşte ne yiyeceğini söylüyor. Siparişini yazıyor. Sonra garson o kişinin istediklerini getiriyor. Karnını doyuruyor. Doyurduktan sonra da kalkıyor, kasaya gidiyor. Ücretini ödüyor ve gidiyor. Şimdi bir insan öğrendiği, bildiği doğrultuda davranışlar bu şekilde şekilleniyor ve o doğrultuda hareket ediyor. Ve karnının doyurulması sorununu lokantaya gittiğinde bu şekilde bu problemi çözüyor. Tabii bilgisi, belki görgüsü, organize olmuş davranış kalıpları, Piaget'in ifadesiyle şemalar doğrultusunda hareket ediyor. Bir gün bir başka şehre gidiyor. Büyük bir şehre gidiyor bu kişi. Ve orada yine karnı acıkıyor. Bir lokantaya gidiyor. Lokantaya gidiyor. Tabii lokantaya gittiğinde yine gidiyor masaya oturuyor. Bakıyor ki kimse gelmemiş. Gelmiyor yanına. Herhangi bir garson, yetkili bir kişi yok. Bakıyor çevresine. İnsanları gözlemliyor. Belki Bandura'nın tabiriyle sosyal öğrenme dediğimiz şekilde yeni duruma bir uyum sağlama söz konusu oluyor bu kişi için. Bakıyor insanlar lokantaya girdiğinde ne yapıyorlar? Uzun bir tezgah var, bir sıra var. Oraya giriyorlar, tepsilerini alıyorlar, kendi yemeklerini seçiyorlar, alıyorlar uzun tezgahtan. Sonra tezgahın sonunda kasaya gidiyorlar. Kasada ödemelerini yapıyorlar. Tepsilerle masaya oturuyorlar. Ha, yani yeni bir durumla karşılaşıyor burada. Yeni bir şey öğreniyor. Yani self servis denilen kendi kendine o yemek servisini yapıldığını görüyor. Gözlemleyerek bunu öğreniyor. Şimdi tabii önce nasıl hareket ediyor? Bildiği doğrultuda, görgüsü kültürü doğrultusunda hareket ediyor. O şekilde davranıyor. Ama yeni bir durumla karşılaşıyor ve o durumu da duruma yönelik de bundan sonra self servis denen yeni bir şey öğreniyor. Bir şey öğrendi burada. Davranışları bundan sonra tabii başka bir lokantaya gittiği zaman şemalarına, organize olmuş davranış kalıplarına yeni bir şey ilave oldu. Zekasını, dünyaya bakışını, algılamasını etkiliyor. Görgüsünü aynı şekilde. Bu şekilde davranıyor. Tabii belki Piaget'in bir ifadesi daha var. Yine insanların diyor diğer canlılara göre en önemli yetilerinden biri de uyum sağlama becerisidir, adaptasyonudur diyor. Başka hiçbir canlı da insanlarda olduğu gibi muazzam böyle bir uyum sağlama becerisi yoktur diyor. Biz tabii zekamızla beraber zihinsel süreçlerimizi kullanarak davranışlarımızı oluşturuyoruz
ve bu doğrultuda da biz yeni bir durumla karşılaştığımızda ona çok kolay uyum sağlayabiliyoruz, adapte olabiliyoruz. Diğer canlılarda bu o kadar muazzam bir süreç yok. Belki bizim zihinsel süreçlerimizi bu kadar kullanma yetkinliğimiz olmasaydı, belki davranışlarımız yine diğer canlılar gibi ilkel olarak devam edecekti. Bu medeniyeti, bu modern yaşamı yaratamayacaktı. Tabii kendi içerisinde handikapları da var şu andaki modern yaşamın. O ayrı bir durum. Mesela şöyle bir örnek verelim değerli katılımcılar. Belki somutlaştırabilmek adına. Yeryüzünde karada yaşayan memeli, etçil, en güçlü hayvan, en heybetli güçlü hayvan kutup ayısı mesela. Ve o kutup ayısı gerçekten tek başına bir 50 insanın gücüne bedeldir herhalde. Ama bu kutup ayısını götürelim Ekvator'da, Ekvator kuşağında yaşamaya bırakalım. Yaşayamıyor. O kadar güçlü, kuvvetli olmasına rağmen yaşayamıyor. Belki işte bir aslanı Afrika'dan alalım, Kuzey Kutbu'na götürelim. O da orada yaşayamıyor. O kadar güçlü ve kuvvetli olmasına rağmen, hani hayvanlar kralı deriz o heybetinden, gücünden dolayı. O da orada yaşayamıyor. Çünkü uyum sağlama konusunda insanoğlu gibi bu muazzam yetiye sahip değiller. Davranışlarını o doğrultuda elbette uyarlayamıyorlar. Ama biz zekamızla, zihinsel süreçlerimizi kullanmamızla beraber ne yapıyoruz? Kuzey Kutbu'nda işte binalar inşa ediyoruz, klimalar inşa ediyoruz. Ekvatora geldiğimizde yine ekvatora aynı şekilde ekvator kuşağında yaşayabiliyoruz. Giysilerle, binalarla. Yani bırakalım bunu, dünyanın ötesinde artık uzaya açılıyoruz. Uzayda koloniler kurma arayışı içerisindeyiz. Diğer canlılarda bu davranışları, bu şey yapmak, görmek mümkün değil diye düşünüyorum. Evet, tabii çoğu psikolojik çalışma öznesi insan olan birey odaklı, yani insanları, bizlerin davranışlarını inceliyor. Ancak bazen bu çalışmalar başka türler hakkında da olabiliyor. Diğer canlılar için de olabildiğini söyleyebiliriz. Psikolojinin en temel şeyi elbette ki öznesi insan. Değerli katılımcılar, psikoloji dediğimiz bu kavramın ve bilim dalının hedefleri ne olabilir noktasında baktığımızda psikolojinin hedefleri. Bunlardan biri ne olduğunu tanımlamak. Ne olduğunu tanımlamak. Ne olduğunu açıklamak. Tabii açıklayabilmek için ne olduğunu anlamak lazım. Bir şeyin ne olduğunu tanımlamak lazım. Ve ne olacağını tahmin etmek. Tahmin etmek, yordamak. Ondan sonra zaten belki sorunlu ya da daha iyi bir noktaya taşıyacağımız bir durum olduğunda, işte o yapılan çalışmalarla daha sonrası için insanlara yardımcı olabilmek için, davranışlarına, ruhsal gelişimlerine, sağlıklı ilişkiler kurması konusunda, tahmin etme konusunda bir takım verileri ortaya koyuyor. Sonra ne olduğunu kontrol etmek şeklinde söyleyebiliriz. Yani psikolojinin hedefleri. Ne olduğunu tanımlamak, ne olduğunu açıklamak, ne olacağını tahmin etmek, ne olduğunu kontrol etmek şeklinde söyleyebiliriz. Bunları geçelim. Evet, mesela insanların sigara içme sebebi nedir? Burada baktığımızda psikologlar insanların bu davranışa başlamamaları için belli şartlar yaratabilirler mi? Seste bir sorun yok herhalde, değil mi? Değerli katılımcılar, sesim duyuluyor. Peki. Şu anda yok hocam. Sesiniz gayet güzel Tamam. geliyor. Tamam. Sigara içme bir davranış mıdır? Bir davranıştır, bir eylemdir. İnsanlar, sigara içen insanlar var.
Şimdi şöyle söyleyelim. Evet. Psikolojinin hedefleri ne olduğunu tanımlamak. Yani nedir sigara içmek? Bunun açıklamasını yapmak. Sonra ne olacağıyla ilgili tahmin etmek dedik. Ne olduğunu kontrol etmek dedik. Şimdi biz insanların bu davranışa başlamamaları için belli şartlar yaratabilirler mi? Ya da neden başlıyoruz? Neden sigara içiyoruz? Ya da sigara içme eylemine, davranışına yönelmemeleri için neler yapılmalı? Mesela psikolojinin hedeflerinden, çalışma alanlarından olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü her davranışımızın bir altında bir yatan etmen var. O etmenler bizi o davranışlara yönlendiriyor. Tabii diğer canlılar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Psikolojinin temel öznesi insan ve diğer canlılar aynı zamanda. Onlar da hayvanlar mesela. Hayvanlar da bir takım davranışlar sergiliyorlar. Hatta bazı çalışmalar, psikolojiyle ilgili çalışmalar, hayvanlarla ilgili yapılan çalışmalardan da o verilerini alıyor. Hocam, Efendim. parmak kaldırdım da görmedin sen Ha, herhalde. Hayırlı pardon. akşamlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sizlere de Elif Hanım. Evet, bu sigara konusuyla ilgili hani insanların sigaraya başlamaması noktasında bir şeyler yapılabilir mi? Hani psikolojik anlamda insanları etkileme adına dediniz ya hocam. Evet. Hocam şimdi ben bir belgesel izledim, izliyorum. Bu bir seri. Ben Devri adı altında bir belgesel. Orada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle kadınların işte sigaraya bağımlı hale gelmesi için, sigara içmeye başlaması için neler yapıldığına dair açıklamalar yapıyor. İşin içinde Freud ve Freud'un kuzeni Bernard zannedersem adı. Hani zihinsel anlamda insanları etkilemek için, kitleleri, toplumları etkilemek için neler yaptıklarından bahsediyorlar. Arkadaşlara da tavsiye ederim hocam o belgeseli. Evet, çok güzel kalktığınız için. Eğer o belgeselin ismini hatırlarsanız belki yazarsanız. Ben gruba yazayım. Arkadaşlar izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilirler. Çok iyi olur. Evet. Teşekkür ederiz Elif Hanım. Rica ediyorum hocam. Tabii psikolojinin tabii ki bir süreci var. Tarihi bir süreci var. Değerli katılımcılar, tarihi temelleri var. Günümüze kadar gelen bir psikolojinin bir altyapısı var. Bu tarihi temellerinde psikolojiye bir şekilde etki eden kişiler, tarihte önemli belli alanlarda iz bırakan kişiler, mesela John Locke, Immanuel Kant, William Wundt, Edward Titner, William James gibi isimler, tabii başka isimler de söylenebilir. Ben işte bazılarını burada derledim. O tarihi temeller noktasında tabii çok önemli bilim insanlarının psikolojiye katkı sağlayan insanlarla günümüze buraya kadar geliyor. Psikolojinin tarihi temelleri, kökenleri konusunda birkaç şey söyleyelim. Yapısalcılık bakış açısı var. Nedir yapısalcılık? Bilincin, düşünmenin ve diğer zihinsel yapıların, faaliyetlerin temel zihinsel bileşenlerini ortaya çıkarmanın üzerinde durduğunu ifade ediyor. Wundt'ın yaklaşımıyla bu. Tabii William Wundt psikolojiyle ilgili çok önemli bir kişi. Yapısalcılık dediğimiz şey yine akıl ve davranış yapısının incelenmesi, insanın bütün zihinsel tecrübelerinin basit unsurlar veya olayların birleşimi olarak anlaşılabileceği görüşünü içeriyor.
Yapısalcılık dediğimiz zaman zihnin içeriği olarak ifade ediyoruz. Mesela William Wundt 1879'da ilk resmi deneysel psikoloji üzerinde laboratuvar kuruyor. Hatta psikolojinin bir bilim olarak yaklaşık 143 yıl evvel, 144 yıl evvel bir bilim olarak, bilim dalı olarak kabul edilmesinin öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. İçe bakışı içeren bir durumu var. Psikolojinin içe bakış, bizim iç dünyamız, davranışlarımızın altında yatan etmenler, bizi etkileyen iç dünyamızda olan şeyler, insanların, bizlerin uyarıcıya maruz kaldığımızda ne deneyimlediklerimizle detaylı olarak tanımlamak adına zihnin yapısını incelemek için kullanılan bir süreç. Bizim tabii dışa vuran bir davranışlarımız var. Onlar gözlemlenebiliyor. Onunla beraber tabii o iç dünyamızda bizi tetikleyen süreçler var. Bireylerin bizim sistematik olarak kendi duygu ve düşüncelerimizi değerlendirmesini içeriyor psikoloji. İşlevselcilik anlamında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Zihnin ne yaptığına, zihinsel aktivitenin işlevine ve insanların çevrelerine, bizim çevremize uyum sağlamamızda davranışlarımızın rolünü odak alan eski bir yaklaşım işlevselcilik. Zihnimiz ve beynimiz organizmanın bizim çevremizle etkileşimindeki işlevlerini inceleyen bir yaklaşımı var psikolojinin. Tabii bizim davranışlarımızı, zihnimizi, süreçlerini etkileyen bir de ne var değerli katılımcılar? Çevremizle olan bağımız, iletişimimiz, çevremizdeki uyarıcılar. Onlar elbette bizim davranışlarımızı bir organizma olarak zihnimizi işleyişini etkiliyor ve davranışlarımızda da yansıdığını söyleyebiliriz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sınıf uygulamaları işlevci John Dewey'in çabaları sayesinde değişiyor. John Dewey de yine önemli bir dünyada önemli eğitimcilerden biri. Hatta Türkiye'ye de gelmiş, Cumhuriyet'in ilk yıllarında davet edilmiş. Tabii hızla neye ihtiyacımız var? Toplumun gelişebilmesi, kalkınabilmesi için insanlarımızın yetişmeye, eğitime ihtiyacı var. İnsanlarımızın niteliğinin yükselmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi de eğitim. Ama kaliteli, bilimsel, nitelikli bir eğitim. Bunun için de tabii okuma ve yazma seferberliği konusunda ilkokula çok büyük bir önem veriliyor. İlkokul programlarının hazırlanması konusunda John Dewey'in bazı katkıları da oluyor. Bunu da burada söyleyelim. Evet. Evet. Elif Hanım belgeselin adını da yazmış. Teşekkür ediyoruz. Bunları biraz geçelim. Biz psikolojik kökenleri konusunda tabii Gestalt psikolojisinin de çok önemli bir yeri var. Zamanımız daraldığı için diğer hususlara da değinmek istiyorum. Değerli katılımcılar, bir bilim olarak psikolojinin gelişmesi tarihi süreç içerisinde kökenlerinde aslında hani az önce bir şey söyledim. Psikoloji bir bilim dalı olarak 143 yıl kadar önce psikoloji laboratuvarına William Wundt'un koymasıyla bilim dalı olarak kabul ediliyor ama tabii daha öncesinde var. Mesela milattan önce 5000'li yıllarda kötü ruhların kaçmasını sağlamak için kafatası delme işlemi kullanmış insanlar. Yine milattan önce 430'lu yıllarda Hipokrates kişiliğin dört mizacını savunmuş. 1690'larda John Locke tabula rasa boş levha düşüncesini öneriyor. İnsan doğuştan bir boş levhadır. Sonra
O levha insan neylerle etkileşirse, çevresinde nelerden etkilenirse, yaşadığı koşullar vesaire onun tabii davranışlarının şekillenmesine, hatta kişiliğinin oluşmasına yol açtığını söylüyor. 1807'lerde Franz Joseph frenolojiyi öneriyor. 1879'larda işte William Wundt Almanya'da ilk psikoloji laboratuvarını açıyor. Bu da işte kilometre taşı bilim dalı olarak kabul edilmesinde. Evet. William James tarafından yine psikolojinin ilkeleri daha sonra yayınlanıyor. 1895'lerde işlevselcilik modeli formalize ediliyor. Bakın, William Wundt'un psikoloji laboratuvarı kurmasıyla, bir bilim olarak kabul edilmesiyle beraber çok hızlı bir ivme kazanıyor. Psikoloji bir bilim dalı olarak. Freud 1900'lerde psikodinamik bakış açısını geliştiriyor. 1904'lerde yine Ivan Pavlov öğrenmenin temel ilkelerini ortaya koyan sindirim üzerindeki çalışması ile Nobel ödülü kazanıyor. 1905'lerde Mary Calkins bellekle ilgili çalışıyor. 1915'lerde zeka testlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Zeka testleri, evet. Bu zeka testleri artık günümüzde tabii çok farklı boyutlarıyla beraber eğitimde de yerini alıyor. 1920'lerde Gestalt psikolojisi etkili olmaya başlıyor. Bütün bunları şöyle bir tabloda özetleyecek olursak değerli katılımcılar, 1924'te ilk davranışçılardan John Watson davranışçılığı yayınlıyor. 1928'de Leta Setre gençlikle ilgili çalışmaları yayınlıyor. 1951'de Carl Rogers insancıl bakış açısını oluşturmaya yardımcı olan danışan odaklı terapiyi yayınlıyor. 1969'da zekanın genetik temeline ilişkin tartışmalar, zıtlaşmalar körüklüyor. 57'ler, 1957'ler, 69, biraz hızlı geçelim. 1980'de etkili bir gelişim psikoloğu olan Jean Piaget vefat ediyor ve o da tabii bu alanda çok önemli katkıları olan, teorisi halen devam eden bir bilim insanı. 2010'lara geldiğimiz zaman klinik nöropsikoloji ve evrimsel psikoloji gibi yeni alt alanlar gelişmeye başlıyor. Tabii önce araştırmacılar olarak kadınlardan da bahsedebiliriz. Mary Whitton Calkins, Margaret Fuller Wesburn, Helen Woodley, Leta Helikwort gibi isimleri söyleyebiliriz. Mesela burada yanlış yazılmış ama 1894'lerde Margaret Wertheim psikoloji dalında doktora unvanı alan ilk kadın oluyor. 1908 yılında ise ünlü The Animal Mind adlı kitabını yayınlıyor. Buraları biraz hızlandıralım. Bakış açısı şöyle, evet. Meryem hocamız bir soru sormuş. Evet. Onu sorabilir miyim? Hocam psikoloji alanında çalışmalar hep batıda olmuş diye. Elbette büyük ölçüde batıdan söylüyoruz. Günümüzde belki ülkemizden bizim alandan da var ama ben derlediğim şeylerde önemli katkılar konusunda bu isimleri, bu çalışmaları söyleyebiliriz. Ama ağırlıklı olarak literatüre girme konusunda Batı'dan yapılan çalışmaları karşımızda görüyoruz. Evet.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle açalım. Ha, şuraya gelelim. Tabii biraz da psikoloji hakkında bakış açılarına şöyle kısaca bakalım değerli katılımcılar. Bakış açıları konusunda bir psikodinamik bakış açısı var. Psikodinamik bakış açısı. Nasıl bir şey bu? Davranışın geçmiş deneyimler ve dürtüsel güçler çerçevesinde açıklandığı, eylemlerin, kalıtsal içgüdülerin, biyolojik itlerin ve bireysel ihtiyaçlarla sosyal gereklilikler arasındaki çatışmaları çözme girişimlerinden kaynaklandığını düşündüğü bir psikolojik model. Psikoloji, Freud 1913 yılında kızı Anna'yla birlikte davranış sebeplerinin bilinçli farkındalığının dışında olabileceğini savunuyor. Bir davranışçı bir bakış açısı var psikolojinin. Nedir bu? Öncelikli olarak, nesnel olarak kaydedilebilen, gözlemlenebilir davranış ve gözlemlenebilir davranışın çevresel uyarıcılar ve ilişkisi ile ilgilenen psikolojik bir bakış açısı. Gözlemlenebilir davranışlara yoğunlaşıyor. Tabii davranışçılık dediğimiz bu kavram, psikoloji çalışmalarını ölçülebilir ve gözlemlenebilir davranışlarla sınırlandırılan bir bilimsel bir yaklaşım. John Watson, davranışsal bakış açısının önde gelen isimlerinden. Hümanistik bakış açısı var. Bireyin olgusal dünyası ile mantıklı seçim yapmasına ve maksimum potansiyel geliştirebilmesine olanak veren, doğuştan sahip olduğu kapasitesine vurgu yapan bir psikoloji modeli. Tabii Carl Rogers, hümanistik bakış açısı için birçok temel fikir ortaya koyan önemli bir bilim insanı. Bilişsel bakış açısı var. Takip etme, düşünme, hatırlama, umma, problem çözme, hayal etme ve bilinç gibi bilme süreçleri ve insanın düşünmesi üzerinde yoğunlaşan bir psikoloji bakış açısı. Biyolojik bakış açısı var psikolojinin. Bu da genlerin, beynin, sinir sisteminin ve endokrin sisteminin işleyişi üzerinde yoğunlaşan davranış nedenlerini belirleme yaklaşımı. Bunları geçelim. Evrimsel bakış açısı var. Davranışsal ve zihinsel adaptasyon yeteneğinin önemini vurgulayan, zihinsel becerilerin milyonlarca yıl içerisinde belli adaptif amaçlara göre evrim geçirdiği tezine dayanan bir psikoloji yaklaşımı. Sosyokültürel bakış açısı, davranışların sebepleri ve sonuçlarında kültürler arası farklılıklara yoğunlaşan bir psikolojik bakış açısı. Yani biz insanlar olarak, bir canlı olarak değerli katılımcılar, tabii çok farklı ve geniş bir yelpazede yönlerimiz var bir canlı olarak. Mesela biz bir biyolojik canlıyız, evet, ama sadece biyolojik bir canlı değiliz. Aynı zamanda bir psikolojik bir canlıyız. Davranışlarımız, eylemlerimiz, düşüncelerimiz bir şeylerden etkileniyor ve o davranışları geliştiriyoruz. Sadece psikolojik bir varlık ve biyolojik bir varlık da değiliz. Aynı zamanda sosyokültürel bir varlığız, sosyal bir varlığız. Bu yönümüz de var. Birlikte yaşıyoruz. Sosyal etkileşimlerle birlikte aile sistemimiz var, toplum sistemimiz var, sistemlerimiz var, mahallelerimiz, şehirlerimiz, toplu yaşadığımız alanlar, yani adeta toplu ve birlikte yaşama şeklinde kodlanmışız ve belki çok marjinal bir şekilde bazı insanlar ayrı tek başlarına yaşıyorlar ama genel olarak büyük bir çoğunlukla sağlıklı ve ruhsal gelişim açısından baktığımız zaman sosyokültürel yapımızla beraber
aile adında bir birim oluşturmuşuz. Bir sistemimiz var, değil mi? Zaten aile danışmanlığı dediğimiz şey belki en önemli unsuru buradan bakacak olursak aile yapısı içerisinde toplumun diğer katmanlarını da etkiliyoruz. O diğer katmanları içerisinde yer alıyoruz. Sadece bir birey değiliz. Bir araya geldiğimiz zaman bir topluluğu oluşturuyoruz, toplumu oluşturuyoruz. Sosyokültürel yanımız da var. Ama diğer canlılara baktığımız zaman bazı hayvanlar bütün diğer canlılarda biyolojik canlı. Ama bazı hayvanlar sadece biyolojik olarak, bireysel olarak yaşarlar. Mesela ne diyeyim işte kaplan tek başına bütün bir yaşamını sürdürüyor. Biyolojik bir canlı. Karnının doyurulması, hayatını sürdürmesi için temel ihtiyaçlarını sağlıyor. Ama hayatının büyük bir bölümünü tek başına yaşıyor. Belki bazı diğer canlılar kolektif yaşıyorlar ama bizim gibi muazzam o kolektif yaşamı kompleksini üretememişler. Daha ilkeller. Ama biz aile sistemi içerisinde çok kompleks bir davranış örüntülerimizle birbirimizi etkiliyoruz. O etkilenmemiz, etkilediğimiz durumlar toplumumuzun diğer katmanlarını da etkiliyor. Ve belki işte bu noktada aile danışmanlığı dediğimiz bu olgu önemli bir şekilde yerini alıyor. Ben hani bir eğitimci olarak elbette psikolojiyi bir şekilde o bilim insanları noktasında tabii onların o derinliği bambaşka bir şey içeriyor yaptıkları çalışmalarla. Ama biz tabii aynı zamanda pedagojiyi bilen bir insanlar olarak insan yetiştiriyoruz, öğretmen yetiştiriyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Bununla beraber psikolog dediğimiz o kavram da psikoloji bilimiyle ilgilenen profesyonel olarak bu işte önemli katkılar sağlayan insanlar. Ne yapar psikologlar? Birkaç şey söyleyelim. Mesela insanlar günlük problemlerle nasıl daha iyi başa çıkarlar? Günlük problemlerle. Bir kere insanın günlük problemleri fark etmesi bilişsel bir farkındalığı içeren bir şeydir. Bilmesi, farkına varması. O bilişsel farkındalık da tabii zihinsel süreçlerimizle ilgilidir. O zihinsel süreçlerimizi iyi kullandığımızda, zekayı iyi kullandığımızda bir takım problemleri iyi fark ediyoruz. Aynı zamanda fark ettiğimiz gibi duysal tutumlar da ediniyoruz. Problemleri çözme konusunda, doğru adımlar atma konusunda. Tabii hangi psikologlar cevaplandırır bu insanlar günlük problemlerle nasıl daha iyi başa çıkar? Klinik psikolog, danışman psikolog, toplum psikoloğu, psikiyatr gibi. Beyin işlevlerinin kaybolması sonucunda çıkan etkilerle nasıl başa çıkılabilir? Bu da rehabilitasyon psikoloğunun alanı içerisinde yer alıyor. Anılar beyne nasıl kaydoluyor? Tabii muazzam bir belleğimiz var. Bizim bir anlık belleğimiz var. Bir kısa süreli belleğimiz var. Bir de uzun süreli belleğimiz var. İşte orada depolamamız ve onu yeri geldiği zaman kullanmamız bizi hayata uyumumuzu sağlıyor. Toplum içerisindeki uyumumuzu sağlıyor. Ama o kayıt etmeyle ilgili anıların beyne kaydolması ile ilgili biyolojik psikologlar ilgileniyor. Köpeğin emirlere uyması nasıl sağlanır? İşte mesela bir canlı olarak diğer hayvanlarda baktığım zaman deneysel psikologların, davranış analizcilerinin işi olduğunu söyleyebiliriz. Mesela psikolojik sorgulamanın çeşitliliği noktasında birkaç örnek verelim. Bildiğime emin olduğum bilgileri neden her zaman hatırlayamıyorum? Hangi psikolog cevaplandırıyor? Bilişsel psikologlar, bilişsel bilim adamları. İnsanları birbirinden farklı kılan nedir? Kişilik psikologları, davranış psikoloğunun alanı içerisinde. Akran baskısı nasıldır? Akran baskısı.
Biliyorsunuz akran zorbalığı denilen önemli bir kavram var. Özellikle okullarda, mahallelerde, çevrede çocukların ve ergenlerin çok maruz kaldıkları önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğitimde bu yerini alıyor. Ve bu sorun tabii hem çocukları hem ergenleri çok derinden etkiliyor. Aynı zamanda bu soruna yol açan çocuklar ve ergenler de var. Ve bununla ilgili de çok önemli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Eğitimin de önemli konularından biri. Bunu da tabii sosyal psikologların alanına girebiliyor. Bebekler dünya hakkında ne bilirler? Gelişim psikoloğunun alanına giriyor. İşim neden beni bu kadar depresif yapıyor gibi bir soru mesela. Endüstriyel, organizasyonel psikologların, insan faktörü psikologların alanına giriyor. Yani şurada baktığımız zaman psikoloji bilim dalı olarak kabul edildiğinden bu yana yaklaşık 145 yıldır kendi içinde ne kadar alt dallar ve bu işle ilgilenen psikologların çeşitliliğini görebiliyoruz. Evet, biraz hızlandıralım. Burada şöyle baktığımız zaman psikolojideki alanların alt bilimlere dağılımı şöyle bir şemamız var. Bu şemada en büyük pastadan dilim alan buraya baktığımızda hangisini görüyoruz? Klinik psikoloji. En küçük pastadan dilim alan ise psikolojik biyopsikoloji ve %4'lük alanla deneysel psikoloji uygulama alanı yapıyor çünkü deneysel çalışmalar yapıyor. En büyük payı klinik psikolojinin aldığını görüyoruz. %12 ile danışmanlık, %6 ile bilişsel dil bilimi, %6 ile gelişimsel çocuk, eğitimsel okul yine %6. Endüstriyel ve örgütsel psikolojinin %5'lik bir dilimi aldığını görüyoruz. 2006 yılında ortalama 3.300 kişi psikolojinin birçok dalında doktora sahibi oluyor. Değerli katılımcılar. Birçoğu klinik psikolojide olmasına rağmen öğrenciler diğer pek çok temel ve uygulamalı araştırma konusunda ve detaylı eğitim görüyorlar. Psikologların çalışma yerlerine şöyle bir göz atalım. Büyük bir payı yine %33,6 ile bağımsız olarak çalışanları görüyoruz. Yine bir bölüm psikolog hastanelerde, klinik ve diğer hizmet sektörlerinde çalışıyorlar. Psikologların %28'lik bir bölümü akademik ortamlarda çalışıyor. Okul ve diğer eğitim yerlerinde ise %4,2'lik bir bölümünün yer aldığını görüyoruz. Diğer veya açıklanmamış alanlarda ise %8,5'luk bir oran görüyoruz. İşletmelerde, devlet alanlarında, kamuda ise %6,3'lük bir alanda yer aldıklarını görebiliyoruz. Evet, bunları da geçelim. Hemen. Şöyle özetleyelim değerli katılımcılar. Bunları çok hızlı bir geçelim. Evet. Zamanımız bayağı daraldı. Ha, şunu da söyleyeyim. Tabii ki psikoloji bir bilim dalı olarak bilimsel yöntemin basamaklarını kullanıyor. Diğer bilimlerde olduğu gibi bilimsel yöntemin basamakları da nedir genel olarak? Şöyle söyleyelim. Önce bir sorunun, bir problemin fark edilmesi, bir problem olarak fark edilmesi, o problemin sınırlarının belirlenmesi, sonra o problemin, o sorunla ilgili mesela şöyle söyleyelim, o sorunla ilgili
nasıl çözüleceğine ilişkin hipotezlerin ortaya konması, daha sonra o hipotezleri test etmek için bir takım bilimsel yöntemlerin oluşturulması, o yöntemlerin uygulanması, uygulandıktan sonra çıkan verilerin analiz edip yorumlanması. Mesela şöyle söyleyelim. Psikoloji bir bilim dalı olarak işte bir insan diyelim ki ne der? Çok küfürlü konuşuyor. Müthiş küfür ediyor. Küfürlü bir konuşan bir insan. Bir sorun mudur? Bir problem midir? Problemdir. Bir davranıştır. Bu sorunun bir kere fark edilmesi o insanla ilgili. O problemin ne olduğuna ilişkin bir takım hipotezlerin ortaya konması, sonra sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bir takım bilimsel yöntemlerin uygulanması, uygulandıktan sonra çıkan verilerin analiz edilmesi ve bir takım çalışmaların yapılması ve o kişinin küfürlü konuşmasının altında yatan etmenlerin tespit edilmesi ve bu etmenlerin ortadan kaldırılması konusunda önerilen ortaya sunması gibi bir aşamalar silsilesi. Bu aşamalar diğer bilim dallarında da aşağı yukarı aynı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tabii bir takım bilimsel yöntemler uygulanıyor. Arşiv taraması ile ilgili çalışmalar yapılabiliyor. Doğal gözlem var. Araştırma süreci olarak doğal gözlemlerin yapıldığı şeyler. Anket çalışmaları bazı durumlarda. Vaka çalışmaları. İlişkisel araştırma gibi durumlar. Hemen bunları da geçelim. Evet. Şu fotoğrafta gördüğünüz kişi son olarak tamamlayalım. Değerli katılımcılar, bunu ayrıca belirtip bitirelim. Maximilian Wundt. Daha önce de bahsettik. Psikolojinin tarihi süreçleri, temelleri bahsederken bu ismi kullandık hatırlarsanız. Niçin bunu ayrıca tekrar söylüyorum? Psikolojinin doğuşuna ve gelişimine pek çok düşünür ve bilim insanı katkı yapıyor. Ama birçok tartışmalı konusu bulunsa da Wundt'un ilk psikoloji laboratuvarını açmasıyla 1879'lu yıllarda psikolojinin doğduğu görüşünü herkes paylaşıyor. Wundt 1832'de Almanya'da doğuyor, 1920'de vefat ediyor. Tabii Alman fizyolog, psikolog, filozof, profesör, tıp doktoru ve modern psikolojinin kurucusu olarak görülüyor. 1879 yılında ilk psikoloji laboratuvarını kurarak deneysel psikolojinin de adımlarını atan kişi. Değerli katılımcılar, elbette günümüze ulaştığında psikoloji artık veriler, bilgiler bir ana başlığın altına sığmaz oluyor. Belki adını çok az duyduğumuz psikoloji dallarıyla da karşılaşıyoruz. Adalet psikolojisi, benlik psikolojisi, biyolojik psikoloji, evrim psikolojisi, deneysel psikoloji, derinlik psikolojisi, karşılaştırmalı psikoloji, aile psikolojisi, çocuk psikolojisi gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Aile dediğimiz kavramı zaten hepimiz biliyoruz. Zaten bu çalışmanın, bu organizasyonun, bu eğitimin temel anahtar sözcüğünü oluşturuyor aile kavramı. Aile dediğimiz zaman elbette tanımlamasını biliyoruz ama şöyle literatürden baktığımız zaman evlilik ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik olarak ifade edebiliriz. Bireyler var, anne baba çocuklar, kardeşler ve bunların psikolojik dünyaları var, ruh halleri var, ruhsal özellikleri, gelişimleri, etkilenmeleri var. Birbirleri içerisinde, aile içerisinde etkileşimlerinden dolayı davranışları şekillenebiliyor. Davranışlarını tetikleyen, altında yatan etmenler birbirlerinden kaynaklanan etkileşimden olabiliyor. Tabii psikolojik dünyalarını etkileyebiliyor. O etkilenme davranışlarına yansıyor. Bu davranışlar toplumun diğer bireylerine yansıyor. Okula yansıyor, iş yerine yansıyor. Birbirleri arasındaki ilişkilere olumlu ya da olumsuz yansıyor. Bu kadar çetrefilli, kompleks bir örüntü söz konusu.
Psikolojinin bir diğer alanı da çocuk, aile biriminin en önemli kavramlarından bir tanesi. Çocuk dediğimiz kavrama kısaca bakalım. Evet. Pardon. Çocuk küçük yaştaki oğlan ya da kız diye ifade ediliyor. Tanımlama noktasına baktığımız zaman tabii sürekli değişen ve ilerleyen olgunlaşma çağında olan bir birey çocuk. Çocuk kavramına değişmeyen bir tanım yüklenemiyor. Çünkü yeni bir takım veriler geldikçe çocuk gelişimiyle ilgili, gelişim psikolojisiyle ilgili, öğrenme ve eğitim psikolojisiyle ilgili birlikte yeni verilerle beraber çocuğa yönelik anlamlar, kavramlar zenginleşiyor, değişebiliyor. Tabii çocuk dediğimiz bu kavram doğumla başlıyor. 2 yaş ya da 3 yaşlar arasında bebeklik dönemi diye ifade ediliyor. 2-3 yaşlar ile 6 yaşlar arasında ilk çocukluk dönemi diye ifade ediliyor. Bu da okul öncesi döneme rastlıyor. Çocuk kavramına baktığımızda 6 yaş ile 11-12 yaşlar arasında ikinci çocukluk dönemi. Sonra 11 ile 12 yaşlar ve 18 ile 20 yaşlara kadar dönem ise ergenlik dönemi diye ifade ediliyor. Ama çocuk dediğimiz kavram hukukta da hukuk biliminde de yerini almış. 18 yaşını dolduran herkes doldurunca kadar herkese çocuk gözüyle bakılıyor. Çocuk kavramıyla bakılıyor. Hukuk bilimi bu rakamı, bu sayıyı nereden alıyor? Elbette ki psikolojiden, çocuk psikolojisinden, gelişim psikolojisinden aldığı verileri hukuk biliminde kullanıyor. Çocuk psikolojisi dediğimiz kavrama kısaca bir bakalım. Doğumdan yetişkinlik dönemine kadar ki insan davranışlarını, gelişim ve uyum süreçlerini düzenli bir biçimde inceleyen psikoloji dalı. Eşittir çocuk ruh bilimi de diyebiliyoruz. Doğumdan yetişkinlik dönemine kadar ki davranışlarını, gelişim ve uyum süreçlerini düzenli biçimde inceleyen. Evet, tabii çocuk psikolojisinin konularıyla ilgili çok önemli bizden de bilim insanları günümüzde önemli çalışmalar yapıyorlar, eserler ortaya koyuyorlar. Az önce bir katılımcımız sormuştu, günümüzde bizden de çok değerli bilim insanlarının kitapları, çalışmaları var. Bu şeye baktığınız zaman bu isimleri yakından tanıdığımızı söyleyebiliriz. Bu çocuk psikolojisi dediğimiz ailenin içerisinde yer alan bu şey, bu varlık çocuk ve bu psikoloji dalı konuların nereden alıyor? Tabii ki aile içerisindeki anne baba çocuk ilişkilerinden alıyor. Çocuk psikolojisi konularını aldığı en önemli kaynaklardan bir tanesi de anne baba ve çocuk ilişkileri. Başka nereden alıyor? Okul öncesi ve okul çağı bedensel ve deyimsel gelişimden alıyor. Toplumsal ve deyimsel, toplumsal ve duygusal, zihinsel, bilişsel ve dilsel gelişim süreçleri, duygusal ve davranışsal bozukluklar, bütün bunlar çocuklarla ilgili duygusal ve davranışsal bozukluklar, bütün bunlar çocuk psikolojisinin başlıca konularını oluşturuyor. Son olarak pedagoji dediğimiz kavram, ne diyoruz? Az önce hani söyledim ya, hepimiz pedagojiyi bilen bireyleriz. Eğitimci olarak da mesela pedagoji dediğimiz şey eğitim aslında ve eğitim bilimi olarak ifade edebiliriz. Pedagog ise bu işte uğraşan, uzmanlaşmış, profesyonel olan kişiler ise eğitim bilimci, eğitimci olarak şeklinde de ifade edebiliyoruz. Değerli katılımcılar. Evet, psikolojinin temel kavramlarıyla ilgili çok hızlı bir şekilde bu kavramları genel başlıklarıyla ele almaya çalıştım. Bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz sonra da diğer konuya geçelim. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. Sizin söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şey varsa dinleyebiliriz.
sorusu olan da varsa olabilir. Yoksa da ara verelim o zaman. Sanırım yok hocam. Peki Pınar Hanım, isterseniz bir 10 dakika ara verelim Olur hocam. O mi? zaman sizin Konusunu geçelim. Siz söyleyin, ben buraya not aldıydım. Gelişim görevleri. Evet. Evet, değerli katılımcılar. Şimdi bir başka önemli bir konuya geçeceğiz. Belki bazı görsellerimiz, videolarımız da olacak. Onların üzerinden eğer interaktif bir şekilde sizler de görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi, örneklerinizi paylaşırsanız daha zenginleştirebiliriz diye düşünüyorum. Gelişim görevleri yerine getirilmesinde ailenin rolü ana başlığı bu. Pınar Hanım, sesi duyuluyor herhalde, değil mi? Bir problem yok. Evet hocam, duyuluyor sesiniz. Tamam. Ben de eleman arkadaşları kabul ediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Geldim. Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü. Gelişim, insan olarak biz elbette doğduğumuz andan değil de aslında şöyle bir soru sorsam değerli katılımcılar, cevabınız ne olur? Sizlerin de görüşleri dediğim gibi katkılarınız o anlamda iyi olur. Yaşam ne zaman başlar? Yaşam, hayat ne zaman başlar? Belki Annenin karnında başlar hocam. değil mi? Evet, anne karnında, hatta o döllenmiş ilk yumurta hücresi, zigot evresiyle birlikte biyolojik olarak yaşamın başladığını söyleyebiliriz. Yani doğumla birlikte değil, ama bu evreden itibaren aslında biyolojik olarak yaşam başlıyor. Ve bununla beraber de tabii gelişim de başlıyor. Yaşayan bir organizma olarak, biyolojik, sosyokültürel bir varlık olarak gelişimimiz de başlıyor. Ta ki hayatımız sonu erinceye kadar bu devam ediyor. Hiç durmuyor bu gelişim. Tabii gelişim hiç durmuyor, ama hızı dönemlere göre, yaşamın belli dönemlerine göre değişebiliyor hızı. Ve bu yaşamın dönemleri içerisinde de biz insan olarak, bir canlı olarak, insan olarak bazı önemli görevlerimiz var. Diğer bir ifadeyle ödevlerimiz var. Ödev şeklinde de söylenebiliyor bu. Tabii gelişimimizin en hızlı olduğu dönem, hayatımızın bu dönemleri içerisinde hangisidir diye sorsak, hayatımızın dönemlerine bakalım. Ne var? Bebeklik dönemi, ilk çocukluk dönemi, ikinci çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi diye böyle gidiyor. Olgunluk dönemi şeklinde gidiyor. Bunlar yaşamın dönemleri. Yaşamımızdaki bu dönemler içerisinde, gelişim dönemlerimiz içinde en hızlı olarak geliştiğimiz dönem hangisidir diye sorsak, Bebeklik bebeklik dönemi diyebiliyoruz. Başka cevabı olan varsa paylaşabilir. O zigot evresiyle başladığını söyledik biyolojik olarak. Peki şu cevaba ne dersiniz? Bu ana rahmindeki o 9 aylık süre içerisinde yaşamın en hızlı geliştiği dönemdir desek. Çünkü o gözle görülemeyecek o zigot evresinden doğumla birlikte insan gibi muazzam, mükemmel, müthiş bir sistem oluşuyor. Çok hızlı bir gelişim. 9 ay gibi sürede. Kaşlarımız, gözlerimiz, beynimiz, o iç organlarımız, vücut sistemimiz, iskelet sistemimiz vesaire gibi çok hızlı bir gelişim var. Başka yaşamın hiçbir döneminde bu kadar hızlı bir gelişim yok diye düşünüyorum. Tabii o zaman
bu gelişimin süreci içerisinde de bizim canlı olarak, insan olarak da yerine getirmemiz gereken görevlerimiz var, ödevlerimiz var. Bu ödevlerimizin yerine getirilmesini biz çoğunu tek başımıza yapabilme durumumuz söz konusu değil. Bu ödevlerimizi yapabilmek, yerine getirebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Elbette ki desteklenmeye ihtiyacımız var. Şöyle düşünelim, bir benzetme yapalım. Mesela işte diyelim ki ilkokula giden bir çocuğun okula gidiyor, eve geliyor. Okulda öğretmenleri ödevler veriyorlar. O ödevleri yapması, yerine getirdiğinde istenilen süre zarfında, öğretmenin istediği süre zarfında istenildiği gibi, beklenildiği gibi yerine getirmesi çocuğun okuldaki başarısını, öğrenmesini artırıyor. Etkiliyor şüphesiz. Çocuğun o ödevi istenilen zamanda yerine getirememesi, getirmesi ya da istenildiği gibi yapmaması elbette ki çocuğun daha sonraki öğreneceklerini de olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden o ödevlerin o anlamda yerine getirilmesi, istenildiği gibi yerine getirilmesi çocuğun bir sonraki öğrenmelerini olumlu yönde etkileyecektir. Böyle bir benzetmeden yola çıkacak olursak, gelişim bir süre içerisinde yani hayatımız boyunca ki o evrelerimizde ödevlerimiz var, görevlerimiz var. Bunu söyleyen tabii bir kuramcı var, çok ünlü bir bilim insanı bunu söylüyor, bir kuram haline getiriyor. Bu ödevlerin yerine getirmesinde o çocuğun ilkokul öğrencisine dönelim, desteklenmeye ihtiyacı var. Bakın yardım almaya yardım ama nasıl bir yardım? O ödevi onun yerine annesinin babasını yapmak değil. O başka bir şey. O zaman o ödevin desteklenmesi anlamına gelmiyor. Çocuk öğrenemiyor. O çocuğun yaptığı bir şey değil çünkü o zaman ödev. Aynı şekilde biz gelişirken yaşamımızın hangi döneminde olursak olalım hayatımızı sürdürürken ödevlerimizin yerine getirilmesinde de desteklenmemiz lazım. Bizim adımıza zaten o ödevleri bir başkasının yerine getirmesi mümkün değil. Biz öyle bir şey söz konusu değil. Olduğu takdirde biz zaten gelişimimizi sürdüremeyiz. Hayatımızın bir başka dönemindeki gelişim ödevlerini yapamıyoruz o zaman. Tabii çocuğun ailesinin burada rolü önemli. O okuldaki ödevleri yerine getirmesinde. Aynı durum yaşam içerisinde çocuğun gelişim süreci içerisinde de çevresinde yakından etkileşimde bulunduğu kimler var? Aile ortamında ailesinin özellikleri, ona yönelik tutumları, çocuğa yönelik ve onun gelişmesindeki desteklemedeki unsurlar çocuğun gelişim görevlerini, ödevlerini yerine getirmesini sağlıyor. Bu insan, bu fotoğrafta gördüğümüz kişi, değerli katılımcılar, bu gelişim ödevlerini ya da görevleri kuramını ileri süren literatüre geçmesini sağlayan kişi. Robert James Haweis, Amerikalı kimyager, fizikçi, eğitimci ve insani gelişme ve yaşlanma konusunda uzman. Ocak 1991'de Richmond, Indiana'da 90 yaşında Alzheimer hastalığından ölüyor. Robert James Haweis. Ve bu kişi insanın gelişim görevleri kuramını, gelişim ödevleri kuramını literatüre geçmesini sağlayan kişi. Peki ne demek bu Robert James'e göre gelişim ödevleri ve kuramın içeriğine şöyle kısaca bir bakalım. 1970'li yıllar. Biyolojik olgunluk düzeyiyle çevresel koşulların etkileşimiyle ortaya çıkması gereken yaşamın belirli dönemlerinde gerçekleşmesi beklenen gelişimsel özelliklerdir diye tanımlıyor. Bu kuramın genel tanımlaması, biyolojik olgunluk düzeyi şart. O olgunluk düzeyine ulaşılması. Bu yetmiyor. Bir de kişinin o ödevleri yerine getirmesinde çevresel koşullarla olan etkileşimi.
Bununla beraber ortaya çıkan ve yaşamın belirli dönemlerinde gerçekleşmesi beklenen gelişimsel özellikler. Eşittir gelişimsel ödevler. Gelişim ödevlerinin yerine getirilmesindeki başarı derecesinin benlik algısının oluşmasının önemli bir payı olduğunu söylüyor. Benlik algısı. Ne demek, nasıl açıklayabiliriz benlik kavramı dediğimizde, bu çünkü benlik algısıyla da ilişkilendiriyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Kendimizi algılayış biçimimiz. Hani birine sorarlar, dersin ki sen kimsin, nasıl birisin? O kişi der ki ben şöyle şöyle bir insanım. Tuttuğunu koparan, azimli bir insanım. İşte şöyle durumlar karşısında sinirlenen bir insanım. Dışa dönüğüm, çevremle çok barışık bir insanım gibi ifadelendirmesi belki o kişinin kendisini algılayış biçimidir, benlik algısıdır. Ya da tam tersini söyler benlik algısıyla. Ben bir baltaya sap olamayan, aciz, başladığı işi bitiremeyen bir insanım gibi kendisini algılaması ve bunu söylemesi yine bir benlik algısıdır. Ama tabii bu düşük bir benlik algısıdır. Bunu kimse arzu etmez. Böyle bir benlik algısının gelişmesini, olmasını kimse arzu etmez. Bu gelişim ödevlerini yerine getirmesinde, bu başarı derecesinde işte benlik algısının oluşmasının önemli bir yeri var. Ödevler yerine getirildiğinde, zamanında yerine getirdi, gerektiği gibi yerine getirildiğinde, yaşamın bir başka dönemine geçerken kendine güvenli, özgüvenli bir sonraki dönemin ödevlerini yerine getirmeye hazır bir birey oluyorsun. Belli bir zaman aralığında gelişim dönemleri bireyden yerine getirmesi beklenen görevlere gelişim görevleri adı veriliyor. Gelişim dönemlerinin yaş sınırlarını belirleyen temel faktörler genellikle beslenme, iklim, uyarıcı zenginliği ve kültürel farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Her bir gelişim döneminin kendine ait özellikleri, gelişim görevleri var. Gelişim dönemlerinin genel özellikleri itibariyle baktığımız zaman her bir gelişim döneminin kendine ait özellikleri. Mesela gelişim dönemi olarak ne diyelim? İlk çocukluk dönemi bir gelişim dönemidir. Bebeklik döneminden sonra ilkokula başlayıncaya kadar olan aşağı yukarı ortalama 3-6 yaşlar. Düşünelim o yaş dönemlerini. Mutlaka bu yaşlarda yakınlarımız vardır, çocuğumuz vardır, öğrencimiz vardır, akrabalarımız vardır, çok yediğimiz, sevdiğimiz yeğenlerimiz, kuzenlerimiz vardır. Bir düşünelim onları. Onların o dönem içerisinde yerlerine getirmesi gereken gelişim görevleri, ödevleri nelerdir o çocukların? Ve dönemler sırayla birbirini takip ediyor. Bu gelişim döneminden sonra hangi dönem geliyor? İlkokul dönemi geliyor. İkinci çocukluk dönemi diye ifade ediliyor. Aşağı yukarı 12 yaşlara kadar olan süre. 6-7'den 12 yaşlara kadar olan süre. Dönemler bütün kültürler için evrensel. Değişmiyor. İstersek Kuzey Kutbu'na gidelim. Eski Moğollarda da öyle. Ekvator kuşağına Afrika'ya gidelim. Orada yaşayan Zulu kabilesinde de bu dönemler aynı. Bebeklik, ilk çocukluk, ikinci çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik diye gidiyor. Bir dönem yaşanılmadan diğerine de geçinilmiyor. Bebeklikten sonra işte ikinci çocukluk dönemi. Yaşanılacak ama nasıl yaşanılacak? Mesele burada değerli katılımcılar. O yaşamın kalitesi, niteliği önemli. O kalitede neye bağlı? O dönem içerisindeki o bireyin ödevlerini yerine getirmesine bağlı. Dönemler asla yer değiştirmiyor. Dönemlerde kalma yaşı ve hızı bütün bireyler için aynı değil. Çünkü gelişimin evrensel ilkelerine baktığımız zaman, vaktimiz olursa ona da değineceğiz. Gelişimin evrensel ilkelerinin bir tanesi de gelişim bireyden bireye farklılık gösterir. Şöyle şey yapalım.
Hogarth'a göre gelişimi etkileyen 3 temel faktör var değerli katılımcılar. Gelişimi etkileyen 3 temel faktör. Bunlardan biri fiziksel olgunluk. Yani fiziksel olgunluğa ulaşılması gerekiyor. Diyelim ki bir çocuktan yürümesini beklemek için bir kere o fiziksel olgunluğa ulaşması lazım. Kaslarını kullanabilme, motor kaslarını, kalın motor becerilerini kullanması için ona ulaşması lazım. Yani bir 5 aylık bir bebekten yürümesini beklemek yanlış olur. Çünkü o fiziksel olgunluğa ulaşmamıştır. Diğer faktör ise toplumsal beklentiler ve değerler. Tabii bu toplumsal beklentiler ve değerler toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebiliyor. Üçüncü bir faktör ise kişisel beklentiler ve değerler. Bütün bunlar gelişimin 3 temel etkileyen faktör olarak ifade edebiliriz. Evet, şimdi Hogarth'a göre değerli katılımcılar, bebeklik dönemi gelişim ödevlerine şöyle bir bakalım. Doğuyor, 2 yaşların sonlarına kadar olan o bebeklik döneminde hangi ödevleri yerine getirmesi lazım bir bebeğin, o insanın? Bunlardan bir tanesi doğumla birlikte çevre koşullarına uyum sağlaması lazım. Uyum sağlama becerisinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Başka hiçbir canlıda insanın olduğu gibi muazzam bir uyum sağlama becerisi yok. Ama şimdi şunları da söyleyelim de solunum sistemi ve nabzı düzene giriyor. Katı yiyecekleri çiğnemeyi ve yutmayı gerçekleştiriyor. Dönemin sonuna doğru dışkı kontrolü, tuvalet eğitimi gerçekleşiyor. Dönemin sonlarına doğru yürümeyi öğreniyor. Bu yaklaşık işte 24 aylık süre içerisinde. Bunları tek başına yerine getirmesi mümkün mü? Bu ödevleri yerine getirmesi? Mümkün değil. Desteklenmesi lazım bu ödevleri yerine getirmesinde. Kim var desteklenmesi konusunda en önemli? İçinde yaşadığı ailenin bireyleri. Anne, baba, kardeşler ya da anne babanın yerinde yer olan, sorumluluğu olan o diğer kişiler. Çocuk mesela sağlıklı bir ev ortamında büyümesi, sıcak yatacak bir yerinin olması, altının temizlenmesi, karnının doyurulması, oda sıcaklığında yaşaması, bu imkanların ona verilmesi oranında elbette ki çevre koşullarına uyum kolaylıkla sağlayabiliyor. Solunum sistemi ve nabza düzeni giriyor. Temiz, hijyenik bir ortamda yaşaması. Katı yiyecekleri çiğnemeyi ve yutmayı gerçekleştirmesi. Fizyolojik olarak bu olgunluğa ulaşması lazım. Bazı çocuklar var mesela aile içerisinde. Zamanı gelmesine rağmen halen sıvı besinle besleniyor. Katı yiyecek verilmiyor. Hani belki bazı anne babaların kolayına geliyor. Çocuk kolay yuttuğu için, karnı iyi doyduğu için, beslendiği için. Ama çocuk çene kaslarını kullanması lazım. Yutkunması ile ilgili o psikomotor beceriyi kullanması lazım. O ödevi yerine getirmesi için zamanı geldiğinde o katı yiyeceklerinde işte belli şeyler doğrultusunda ona yavaş yavaş verilmesi gerekiyor. Bu imkanı bulmazsa çocuk peki bu ödevini nasıl yerine getirecek? Ondan sonra da çocuk bu dönem geçtiği için daha sonraki dönemlerde mesela 3 yaşlarında halen çocuk katı yiyecek yiyemeyen çocuklar var. Ne dersiniz? Yok mu böyle çocuklar? Olmuyor mu böyle problem yaşayanlar? Çünkü o ödevi zamanında yerine getirmesi için bu yiyeceklerle tanıştırılmamış. Yutkunamıyor. Ağzının içinde tutuyor. O yiyecekleri geri çıkarıyor. Dönemin sonuna doğru dışkı kontrol, tuvalet eğitimini gerçekleştiriyor. Tuvalet eğitiminin gerçekleşmesi lazım. Bu eğitim kendi başına mı alacak?
Mesela tuvaletle ilgili o becerinin kazanılması, yetkinliğin kazanılması, bunun da alışkanlığa dönüştürülmesi gerekir. Bu ödevin yerine getirmesi için çocuğun yine uygun koşullarda, doğru yaklaşımlarla desteklenmesi lazım. Ama bununla ilgili de çok mesela doğru bilinen yanlışlar var. Ve bazı çocuklar çok muzdarip oluyor. Ne dersiniz? Büyük problemler yaşamıyorlar mı bazı ailelerde? Çocuklar tuvalet eğitimi kontrolünün kazanmasıyla ilgili. Ve çocuk için bir zulüm haline geliyor tuvaletle ilgili bir durumu olduğunda artık. Hatta davranışlarına yansıyor. Davranışları belki ileride kişilik özelliklerine yansıyor. İsterseniz bununla ilgili bir görselimiz var, onu seyredelim. Çok güzel açıklıyor, tuvalet eğitimiyle ilgili güzel bir bilgi veriyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın hazırlamış olduğu bir görsel var. 6-7 dakikada bu konuyla ilgili yapılmış bir takım bilimsel çalışmaları videolaştırıp pratik bir dille bize sunuyor. Hemen sizinle paylaşayım. Ekrana yansıdı herhalde, değil mi? Değerli. Tamam, hemen devam ediyorum. Evet hocam. Tamam. Ha, pardon, bu değildi. Bu sonraki, yanlış açtım. Hemen düzeltiyorum. Şurada. Merhaba. Tuvalet eğitimi çocuğun hiçbir kimsenin yardımı ve hatırlatması olmadan kendi kendine tuvaletinin geldiğini farkına varıp tuvalete gidip tuvaletini yapabilmesi. Yani tuvalete gitme davranışını kontrol edebilmesi. Tuvalet eğitimi ile ilgili en sık yapılan yanlışlar neler? Tuvalet eğitimi için en uygun yaş dönemi nedir? Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Tuvalet eğitimi için siz neler yapabilirsiniz? Bu videoda bunları konuşacağız. Çocukların tuvaletini yapması ile ilgili organları 2-2,5 yaş civarında gelişir. Bu yaşlardan önce çocuk tuvaletinin geldiğini hissetse bile tutamaz. Genellikle halk arasında tuvalet eğitimine başlamak için daha erken yaşlar düşünülür. Örneğin 1-1,5 yaş gibi, hatta daha kundaktan alıştırdığını söyleyen ebeveynler bile var. Ancak 2-2,5 yaş öncesinde ebeveynin belirli saatlerde çocuğu tuvalete oturtması, bezini açması veya çocuğun hareketlerinden tuvaletinin geldiğini anlayıp tuvalete götürmesi tuvalet eğitimi değildir. Çünkü bu durumlarda çocuğun tuvaletini yapması kendi kontrolü altında olmadığından tuvalet eğitimi anlamına gelmez. Tuvalet eğitimine başlamak için diğer gelişim aşamalarında olduğu gibi çocuğun belli bir yaşa ulaşması gerekir. Örneğin çocuk doğar doğmaz nasıl yürüyemezse veya belli bir yaşa gelmeden konuşamazsa tuvaletini tutabilmesi için gerekli kasları da ancak 2-2,5 yaşlarında gelişir. Çocuğun tuvaletinin geldiğini farkına varması, farkına vardıktan sonra tutabilmesi ve gidip yapabilmesinden sorumlu olan organlarla yani böbrek, karın kasları, idrar torbası ve beyin arasındaki sinyallerin gidip gelebilmesi gerekir. Bu sebeple 2-2,5 yaşından önce çocuk tuvalet eğitimi için zorlanmamalıdır. Tuvalet eğitimi erken verilmeye çalışılırsa ne olabilir? Mesela 1-1,5 yaşlarında verilmeye çalışıldığında hem anne baba hem de çocuk gereksiz yere üzülmüş ve zorlanmış olur. Ayrıca erken yaşta zorlamayla yapılan tuvalet eğitiminin daha sonraki yaşlarda bazı davranış ve kişilik bozukluklarına da yol açabildiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Örneğin çok erken yaşlarda zorlanarak alıştırılan çocuklar ebeveynlerine tepki duyabilir, disipline tepkili, huzursuz çocuklar olabilirler. Ya da baş eğen, otoriteden korkan tavırlar sergileyebilirler. Hatta takıntılı, mükemmeliyetçi çocuklara dönüşebilirler. Erken yaşta ve zorlayıcı biçimde tuvalet eğitimi alan çocuklar öğrenmiş görünseler de daha büyük yaşlarda atlarını kaçırma sorunu da yaşayabilirler. Tuvalet eğitimi genelde 2-2,5 yaş arasında olmalıdır dedik. Ancak çocuklar arasındaki farklılıkları da unutmamak gerek. 2 yaşından birkaç ay önce veya 2,5 yaşından daha sonra alışabilen çocuklar da var. Burada önemli olan çocukların genelde tuvalet eğitimine hazır olduklarına dair bazı işaretler vermesi. Bunlar neler? Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlarsınız? Eğer çocuğunuz 2 saat boyunca altı kuru bir şekilde durabiliyorsa,
bezinin ıslandığını fark edip size altını değiştirmenizi söylüyor ya da belli ediyorsa, lazımlığı kullanmak istediğini söylüyorsa, tuvaletini yapması bir düzene oturduysa, iç çamaşırı giymek istediğini belirtiyorsa, tuvalete gitmek istediğinde size haber verebiliyorsa, kendi pantolonunu, külodunu indirebiliyor ve sonra tekrar giyebiliyorsa tuvalet eğitimine hazırdır. Çocuğunuzun yaşı 2 yaş civarı ise tuvalet eğitimine hazır olduğunu işaretlerinde veriyorsa, tuvalet eğitimini kazanması için nelere dikkat edebilirsiniz? Tuvalete oturduğunda çocuğunuz kendisini güvende hissetmeli. Eğer tuvaletin içine düşeceğinden korkarsa bir daha oturmak istemeyebilir. Bu nedenle eğer tuvalete oturuyorsa klozete ek bir kapak ilave edilebilir. Alaturka tuvaletlerde ise tuvaletin deliği çocuğu ürkütebilir. Böyle bir durumda da gerekli oturma aparatları kullanmak çocuğunuzun daha rahat hissetmesini sağlar. Çocuğunuzun belirli aralıklarla tuvalete veya oturağa oturmasını sağlayabilirsiniz. Bu aralıklar çocuğunuzun gün içindeki faaliyetlerine göre ayarlanabilir. Örneğin yemeklerden sonra, uykudan önce gibi. Böylece hem tuvalete oturmaya alışır hem de tuvaletinin gelişi düzene girer. Bu aralıklar çocuktan çocuğa ve tuvalet ihtiyacının sıklığına göre ayarlanabilir. Çocuğunuza tuvalete gittiğinde eşofman ya da belden lastikli pantolon gibi kolay çıkarılabilen giysiler giydirebilirsiniz. Çocuğunuz tuvalete oturduğunda oyalanması için zaman verebilirsiniz. Çocuğunuzun henüz tuvaletini yapmasıyla ilgili kasları çok iyi gelişmemiş olduğundan tuvaletini hemen oturur oturmaz yapamayabilir veya tamamını bir seferde yapamayabilir. Bu nedenle bir süre beklendikten sonra tuvalette otururken eline bir oyuncak verebilir, kısa bir hikaye kitabı okuyabilir ya da masal anlatabilirsiniz. Böylece hem tuvaletini yapmasını sağlayıp hem de tuvalet işini onun için zevkli ve keyifli bir hale dönüştürmüş olursunuz. Çocuğunuza tuvaleti geldiğinde bunu söylemesi ve tuvalete gitmesi gerektiğini anlatabilirsiniz. Böylece ondan ne beklediğinizi açıkça belirtmiş olursunuz. Anne baba tuvalete gideceği zaman tuvaletim geldi, tuvalete gidiyorum diyerek çocuğa örnek olabilir. Kazayla altına yaptığı zamanlarda ise çocuğunuzu utandırıcı, mahcup edici ifadelerden özellikle sakınmalısınız. Utandırıcı ve aşağılayıcı sözler söylendiğinde çocuklarda suçluluk duygusu oluşabilir. Tuvalet alışkanlığını kazandıktan sonra 4-5 yaşlarında temizlik alışkanlığını da çocuğunuza öğretebilirsiniz. Yani tuvaletini yaptıktan sonra hem kendi temizliğinin hem de tuvaletin temizliğinin nasıl olacağını öğrenmeli. Su ile temizliğini yaptıktan sonra kağıt ile kurulanması gerektiğini ve daha sonra ellerini sabunla çok iyi yıkaması gerektiğini öğrenmesi için ona destek olabilirsiniz. Tuvalet eğitimi sürecinde sık yaşanan sorunlar nelerdir? Geceleri altını ıslatmasının ne gibi sebepleri ve çözümleri olabilir? Evet. Evet, bu görselde de seyrettiğimiz gibi bazı doğru bilinen yanlışlar üzerinde çok güzel pratik açıklamalar yapılıyor. Aslında tuvalet eğitimi başlı başına bir eğitim konusu. Tabii daha detaylı bir şekilde bu süreçlere eğilmek gerekiyor. Çünkü yapılan hatalar çocukların gelişmesine, başka insanlarla ilişkilerine, kişilik özelliklerine çok önemli olumsuz tesirler de bulunulduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konuluyor. Mesela şöyle bir sorumuz olsa, bir çocuğun tuvalet eğitimi ne zaman başlamalı? Buna ne söyleyebiliriz? Belki cevabı olan varsa, paylaşmak isteyen varsa. 1,5 yaş. Pardon, bir anda söyledim ama. Yok, sorun değil. Yanlışlığına doğruluğuna bakmıyoruz. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz o noktada paylaştığımız daha zenginleştirebiliriz. O yüzden söylüyorum. Yani 2 yaş sonrası daha sağ. Benim 2 tane kızım olduğu için hani genelde araştırmalarım doğrultusunda ve direktif alma ve uygulayabilme yaşı 2 yaş sonrası yani evet diye düşündüm. Zaten az önce de öyle söyledi. Evet. Videoda. Peki. Peki şu cevaba ne dersiniz? Evet, ortalama bir takvim yaşı veriliyor, doğrudur. Çocuğun bir takım ortaya koyduğu göstergeleri ipuçlarını bakarak tuvalet eğitimi başlayabilir desek. Mesela nedir? Şöyle somutlaştırmaya çalışalım. 6 aylık bir bebekten
tuvaletini geldiğini ya da tuvaletini yapmak istediğin tuvaletiyle ilgili bir şey söylemesini bekleyebilir miyiz? Hayır. Çocuk 6 aylık bir bebek büyük tuvaleti, küçük tuvaleti geldiğinde altını bağlanan beze yapıyor bir şekilde. Peki zaten bu yaşlarda bebekler hani o utanma, sıkılma gibi, mahcup olma gibi şeyi çok hissetmiyorlar. Ama çocuk mesela büyüdükçe, geliştikçe zekasıyla birlikte, bilişsel dünyasıyla beraber işte 1 yaşına geliyor, 1,5-2 yaşlarına geliyor, 2,5 yaşlarına işte az önce görselde de söylediği gibi ortalama bir takvimde bir bakıyorsun çocuk daha önceden altı bezli bir şekilde evin içinde dolaşırken rahatlıkla tuvaletini yaparken bir ara bir bakıyorsun bir gün tuvaleti gelmiş diyelim ki büyük tuvaleti geldi evde oynarken o sırada o boşaltım kaslarının aslında olgunlaşmasıyla birlikte onu bir de kontrol etmeyle birlikte onun sinyallerini de veriyor çocuk. Ve bir de tabii bilişsel dünyasıyla beraber çevresiyle kurduğu ilişkiler noktasında insanlara mahcup olma, hafif böyle utanma gibi şeyler de o çocuklarda gözlemliyor. Hemen böyle kendini kenara çeker. Böyle bir kanepenin altına ya da masanın arkasına geçip ayaklı da olsa böyle bacaklarını büzerek tuvaletini yapar. Siz onunla göz göze geldiğinizde belki hemen kendisini saklar. Mesela bu bir utanmayla ilgili, çekinmeyle ilgili. O bir işarettir. O, tuvaletini yaparken görünmesini istemez. Bezine bağlı olsa bile. Bu önemli bir göstergedir. Bunu söyleyebiliriz. Tabii o noktada da zaten atılması gereken adımları çocukla ilgilenen anne baba ya da diğer yetişkinler doğru yaklaşımlarla atması gerekiyor. Çünkü daha önce bu işe ben eğitim vereceğim deyip başlamak pedagojiye uymuyor. Çünkü çocuğun hazır olma işaretleri, takvim yaşıyla birlikte bunları bilmek gerekiyor. Bilmediği zaman kaş yapayım derken göz çıkarabiliyor bazı anne babalar. Çocuk için zulüm haline geliyor artık o tuvaletle ilgili meseleler. Bir başka gelişim ödevi. Dönemin sonlarına doğru yürümeyi öğreniyorlar çocuklar. Yine takvim yaşına göre tabii değişiyor yürümeyle ilgili aktiviteleri. Genellikle mesela emeklemeye başlıyorlar bazıları. Emeklemeye başlayıp arkasından yürümeyle ilgili hatta ayakta durma, dom durma. Sonra bir kanepede kendisi tutunuyor. Sonra kanepeye tutunarak destekli olarak yürüyor. Ondan sonra bağımsız yürümeye başlıyor. Bu sıralama zaten bütün kültürlere göre aynı evrensel olduğu için pek değişmiyor. Ama şimdi bu ödevinin yerine getirilmesi konusunda yine çocuğun tek başına bunu yapması mümkün olmayabiliyor. Bunun anne baba aile içerisinde iyi görünmesi, zamanı geldiğinde çocuğun bu işaretleriyle beraber ona o ortamın, fırsatın yaratılması lazım. Bazı çocuklar mesela şunu söyleyebilir miyiz? Bu fırsatı bulamıyorlar. Bu ortam kendisine sunulmuyor. Halen kucakta taşınıyor. Halen çocuk arabasında gezdirilmeye çalışılıyor. Mesela dışarı çıkarılıyor çocuk. Çocuk arabasında gezdiriliyor. Çocuk böyle kendisini aşağı doğru sarkıtıyor. Parka gelindiği zaman işaret veriyor. Yani beni bırak diyor. Ben çocuk arabasından inip yürümek istiyorum diyor mesela çocuk. Adım atmak istiyorum diye. Ama anne ya da baba halen onu oturtmaya çalışıyor. Hayır düşersin falan. Şimdi çocuk bunun ödevini yapma konusunda hazır olduğunu, bununla ilgili deneyimler yapma için bize bütün bu sinyalleri veriyor. Ama bunu kullanmadığımız zaman, görmediğimiz, doğru okumadığımız zaman o imkanı bulmak da yetersiz oluyor çocuk. Yani bulamıyor. O ödevi nasıl yerine getirecek peki? Hazır biyolojik olarak da olgunlaştı, fiziksel olarak psikomotor becerileri kullanma konusunda. Sonra mesela belki de aynı yaşlardaki bir başka komşunun çocuğuyla kıyaslanıyor o çocuk. Deniyor ki işte komşunun çocuğu aynı yaşta olmasına rağmen ne güzel yürüyor koşuyor. Bizimki hala takılıyor, dengesini sağlayamıyor biliyor gibi diyebiliyorlar. Ama baktığın zaman anne babanın, ailenin çocukla ilgili bu ödevi yerine getirme konusunda fırsat vermemişlerse, onu desteklememişlerse elbette bu kıyaslama doğru değil bir şekilde. Bunlarla çocuk karşılaşabiliyor. Ya da evin içerisinde çocuk
10 aylık bir çocuk düşünelim. 10-12 aylık işte yarı yürüme, emekleme ile birlikte. Elinde bir top gibi bir oyuncak var. O top elinden böyle kayıyor. O yemek masasının altına doğru gidiyor. Çocuk onun peşinden emekleyerek ya da yürüyerek gitmeye çalışıyor. Anne ya da baba ne yapıyor? Siz söyleyin. Dur diyor mesela belki de değil mi? Ben alırım diyor. Gidiyor yemek masasının altında o oyuncağını alıyor veriyor. Ama ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Çocuğun bu gelişim ödevini aile olarak gözlemleyelim. Bakalım ona yanında duralım. Kendisine ve çevresine zarar vermeyeceği şekilde hareket ettiği sürece hiçbir sorun yok. Zaten biz onun yanı başındayız. Gitsin orada emekleyerek de olsa, yürüyerek de olsa neyse çabalasın. Yemek masasının altına doğru geçsin. Topunu alsın. Ulaşsın. Biz onu gözlemleyelim. Ve o sorununu, o eylemini kendi çabasıyla çözsün. Öde işte bakın destektir aslında bu. Bir destektir çocuğa orada o ortamın sağlanması. Aksi halde bu yaş dönemi geçtiği zaman işte 2 yaşlardan sonra çocuk anaokul dönemine geliyor, okul öncesi dönemlere geliyor. Yaşıtları gibi gerektiği gibi yürüyemeyecek, dengesini sağlayamayacak, koşamayacak. Dışkı kontrolüyle ilgili, tuvalet eğitimiyle ilgili sorunları var. Katı yiyecekleri yemeyle ilgili sorunları var. Niye? Çünkü bebeklik dönemindeki bu ödevleri yerine getirememiş. Onu tek başına yapması mümkün mü? Hayır. Değil. Ondan sonra da anaokullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar böyle sorunlar yaşıyorlar. Yaşamın bir sonraki ilk çocukluk döneminde ki ödevleri yerine getirmesinde o zaman ne oluyor? Daha öncekileri yapamadığı için burada sorun karşılaşıyor. Hani bir benzetme daha yapabiliriz. Mesela matematikte bölme işlemini yapabilmesi için bir çocuğun önce çarpmayı, değil mi? Çıkarmayı ve toplamayı öğrenmiş olması lazım. Toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı öğrenmemişse bölmeyi yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü bölmenin içinde diğer 3 işlem de var. Bunun gibi bir benzetme yapabiliriz. Daha somutlaştırmak için. Gelelim diğer yaşamın bir başka dönemine. Değerli arkadaşlar. Bu da işte 3-6 yaş. İlkokula başlamadan önceki okul öncesi döneme denk geliyor. Evgas'ta göre de. Bu dönemde hangi ödevleri yerine getirmesi lazım? Bunlardan bir tanesi el ve göz koordinasyonu gerçekleşiyor. Gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani el göz uyumunun tam olarak kazanılması ergenlik dönemine denk geliyor. Bu döneme denk geldiğinde bu dönemdeki çocuklardan ince düğmeler atma, makası gerektiği gibi kullanması gibi beceriler böyle tam mükemmel bir şekilde yapmasını beklememek lazım. Beklememek lazım. Şimdi çocuklar işte ister evde ailesinin yanında ister bir anaokulunda bunlarla ilgili eylemler, davranışlarda bulunuyorlar. Makas kullanıyorlar. Ondan sonra fermuarını çekiyor, düğmelerini ilikliyor, ayakkabılarını bağlama konusunda deneyimler yaşamak istiyor. İnce kaslarını, psikomotor becerileri kullanmayla ilgili eylemlere giriyor. Tabii mükemmellik beklememeliyiz dediğimiz gibi. Gelişim devam ediyor. Bu gelişimde de kaba motor kasları ince motor kaslarına göre daha önce geliştiği için kalemi gerekli gibi tutması, makası tutması, ondan sonra fermuarı iliklemesi, fermuarı çekmesi gibi ince beceriler daha sonra gelişiyor. Ama fakat bu ödevi yerine getirmesi için de yine ona bir takım belki oyunsal faaliyetlerle onların içerisinde gerek günlük yaşam aktiviteleri içerisinde öz bakım becerilerini gerçekleştirme süreci içerisinde ona olanaklar sağlandığında, imkanlar yaratıldığında çocuk bu şeyleri gerçekleştirecektir. Ödevini yapacaktır. Ödevini
de başarılı olacaktır. Bu kritik döneminde tabii heba edilmemesi lazım. Onun adına montunun fermuarının çekilmesi, o ayakkabılarını bağlama işiyle uğraşırken siz elinden alıp onu adına sizin ayakkabısını bağlamanız hemen. Bir de buna ne deniyordu? Bir psikolojide bir şey vardı. Bununla ilgili bir tanımlama vardı. Helikopter anne baba ifadesi var. Yani hemen o çocuğun tüm ihtiyacını, tüm yapmak sorununu gidermeyle ilgili bir şeyi ona imkan vermeden, tabiri caizse lep demeden leblebiyi hemen önüne koymak. Helikopter anne babalık diye ifade ediliyor. O zaman tabii çocuk bunları nasıl edinecek? Bir de şuna da tabii dikkat etmek lazım. Bu dönemlerde el ve göz koordinasyonu gerçekleşmesi konusunda kız çocuklarıyla erkek çocuklarının arasında bir de gelişim farkı oluyor. Mesela kız çocukları makası daha iyi kullanabiliyor. Daha önce erkek çocuklarına göre daha yetkin kullanabiliyor. Fermuarını iliklemesi, çıt çıtlarını takması konusunda da aynı şekilde. Çünkü kız çocukları ince motor becerilerini kullanmada erkek çocuklarına göre aynı yaşlarda olmalısa bile erkek çocuklarına göre daha yetkin olabiliyorlar. Erkek çocukları da aynı yaşlarda olmalarına rağmen kalın motor kaslarını kullanma becerisinde kızlara göre daha hızlı gelişiyorlar. Mesela erkek çocukları hoplama, zıplama, koşma, atlama gibi konularda kız çocuklarına göre daha hızlı gelişiyorlar. O yüzden bu noktada da anne babaların kıyaslama yapmaması lazım. Hiçbir şekilde mukayese etmemesi lazım. Aynı yaştaki kız çocukla erkek çocuğunu ya da iki erkek çocuğunu, kız çocuğunu kıyaslamaması gerekiyor. Neden kıyaslamaması gerekiyor? İşte bak diyor işte Ayşe yaparken sen yapamıyorsun gibi söylemek. Belki çocuğu teşvik etmek, iyi bir şey yaptığını düşünüyor ama neden yapmamalı sizce? Bunu mesela bu çok yapılan hatalardan biridir bu kıyaslamalar, mukayeseler. Ama ben diyorum ki kıyaslama yapılmalı. Kıyaslama yapılmalı ama nasıl? Belki görüş getirmek isteyeniniz varsa, yorum yapmak isteyen dinleyebiliriz. Çocuklar kıyaslandığında hep bir başka biriyle o yapıyor sen yapamıyorsun, o şöyle oldu sen olamadın. Mesela kendimizden örnek verelim. Hangimizin hoşuna gider sürekli böyle kıyaslanmamız bir başkasıyla, arkadaşımızla, komşumuzun çocuğuyla? Bir süre sonra kendimizi savunma mekanizması gibi şey yaparız. O kıyaslanma konusunda hem bizi kıyaslayan annemize babamıza karşı tavrımız değişir. O kıyaslandığımız kişiye karşı tavrımız değişebiliyor. Çocuk da aynı şekilde kendisini aciz hissedebiliyor. Sürekli olumsuz yönde böyle kıyaslandığı zaman. Bu yanlışlar çok yapılabiliyor. Ama kıyaslama yapmalıyız diyorum ben. Sizin tabii görüşünüz varsa söyleyebilirsiniz. Nasıl olabilir mesela kıyaslama yapmalıyız? Kendisiyle kıyaslayabiliriz. Nasıl kıyaslayabiliriz? İşte diyelim ki makas kullanmayla ilgili o beceri de diyelim ki daha önceden böyle daha zorlanıyordu. Tam böyle şey yapamıyordu ama küçük bir gelişme gösterdiğini gördük. Ya da montunun fermuarını ilikleme konusunda, çekme konusunda gelişme gösterdiğini gördük. Aa diyoruz mesela sen fermuarını kendin ilikleyebiliyorsun. Makası şimdi daha iyi kullanabiliyorsun. Çok güzel. Gibi mesela bir ifade, onu kendisiyle kıyaslıyoruz. Ama nasıl? Olumlu yönde. Gösterdiği en küçük bir başarıyı, olumlu bir gelişimi, adımı önemsediğimizi gösteriyoruz. Fark ettiğimizi gösteriyoruz ve desteklediğimizi ifade ediyoruz. Tabii çocukların herhalde daha hoşuna gidecektir, daha motive olacaklardır. Güzel şeyleri bu anlamda başarma ödevlerini yerine getirme konusunda daha motive olacaklardır. Bir başka ödevi yemek yemek, kendi başına giyinebilme, elini yüzünü yıkama gibi öz bakım becerilerini edinmesi. İşte okul öncesi dönemde de okul öncesi eğitim kurumlarının, anne babaların ailede en önemli destek alanlarından bir tanesi de çocukların ödevlerini yerine getirme konusunda öz bakım becerilerini edinmesi.
yemek yeme, kendi başına yemek yeme. Çatalı, bıçağı, kaşığı kullanması, çorbasını içmesi, kendi başına giyinebilmesi, çorabını giyebilmesi, çıkarabilmesi, giysilerini giyip çıkarabilmesi, elini yüzünü yıkaması, yemeklerden önce çeşmenin musluğun başına gidip musluğu açması, ellerini sabunlaması, sonra kapatıp havluya silmesi, bütün bunlar günlük yaşam, dişlerini fırçalaması, bu becerileri edinmesi lazım. Bunlarla, bu becerilerle tanışması, bu becerilerle ilgili desteklenmesi, örnek rol modellerle karşılaşması gerekiyor ki bu döneme mahsus bu ödevleri yerine getirebilsin, başarılı olsun. İlkokul sıralarına başladığı zaman, affedersiniz, üstü başı sidik kokmasın. Affedersiniz, yemek yemiş, ağzı gözü kir, yemek bulaşığı içerisinde sınıfta, okulda olmasın. Böyle çocuklarla karşılaşılabiliyor ilkokulda. Niye? Halen doğru dürüst montunu ilikleyememiş, montunu fermuarını çekememiş, ayakkabı bağlarını bağlamamış ilkokulda çocuklar karşılaşılabiliyor. Niye? Çünkü ilk çocukluk dönemindeki bu ödevlerini yerine getirme konusunda o gelişim döneminde hiç fırsat bulamamış çocuk. Hiç desteklenmemiş. O zaman ilkokula geldiğinde tabii ilkokulla ilgili başka gelişim ödevleri de var. Onları yapmasından da engelleyecek bu. Bu bir sarmal, bir kar topu şeklinde devam ediyor. Ondan sonra hatta bazı yetişkinlerde bile görebiliyoruz. Daha yaşamın bu dönemlerde kazanması gereken, yapması gereken ödevleri yapamadığı için yetişkinlik döneminde bile bu tür becerileri edinemeyip alışkanlık haline getirememiş bireylerle bile karşılaşıyoruz desek abartmış mı olurum? Bilmiyorum. Şimdi bu noktada yine bir görselimiz var. Böyle 3-4 dakikalık bir görsel. Bu görsel Hollanda'da bir sıradan anaokulunda, devlet okulunda çekilmiş bir görsel. Günlük rutin bir yaşamın içerisinde. Hemen açayım ben bunu. Tabii bu da bir de Türkçe alt yazılı. Değerli arkadaşlar, o Türkçe alt yazısında önemli ifadeler var. Orayı da, onları da okuyabilirsek eş zamanlı daha anlamlı olacaktır.
Evet, bu görselimiz için düşüncesi olan, yorumlamak, yorum yapmak isteyen varsa görüşlerini alabiliriz. Düşünceleriniz. Merhaba. Şimdi ben genelde Türkiye'deki, tabii ki biz daha korumacı bir aile yapısına sahibiz geleneksel olarak. Birazcık yani küçük çocuğu belli bir yaştan sonra kendi haline bırakıp gözlemlemek yerine bütün gelişim sürecini ona yapacağı şeylere hani daha fazla yardım eder. Üstelik bazılarımız da anne baba olarak derslerini dahi yani kendisi yapmaya çalışıyor. Türk anne baba ve yurt dışındakiler, işte Avrupa ve Amerika'da çok farklı bir eğitim sistemi var. Benim çok arkadaşım var zaten. Ben de gidip geliyorum ve ablam da Los Angeles'ta yaşıyor. Orada o kadar farklı ki çocuklar bireysel anlamda daha farklılar, çok gelişmişler. Kendi işlerini çok küçük yaşta yapabiliyorlar. Tabii zeka düzeyleri de ona göre herhalde doğru orantılı gelişiyor. Bizdeki çocuklar sanki daha özgüvenleri diğer çocuklara göre, yani yurt dışında yetişen çocuklara göre sosyal zekaları ve özgüvenleri daha bir farklı. Hani onlar daha çabuk sosyalleşiyor, daha özgüvenliler. Bunlara da çok etkisi oluyor diye düşünüyorum. Evet, ben isminizi göremedim de isminizi de... Sibel ben. Teşekkür ederim Sibel Hanım. Rica ederim. Değerlendirmeniz için. Başka görüşü olan varsa bir örnek üzerinden de katkı getirmek isteyen olabilir. Çok teşekkür ederim. Ahmet Şerif Üzgören var. Kişisel gelişimci, bilirsiniz. Onun bir sözü var. Kitabı da vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki o Süpermen eğer Türk olsaydı, ne diyor? Pelerinini annesi giydirirdi. Evet. Pelerinin annesi giydirirdi. Sibel Hanım'ın da söylediği gibi hakikaten burada bu görselden baktığımız zaman çocuk orada anaokulunun girişinde neye ihtiyacımız var? Yani şu soruyu sormak lazım diye düşünüyorum. Nasıl çocuklar yetiştirmek istiyoruz? Bu soruya ilk aklımıza cevap ne gelebilir? Ne söyleyebiliriz? Nasıl bireyler, çocuklar yetiştirmek istiyoruz? Bir cümlede olsa mesela söyleyebilirsiniz. Birçok şey söyleriz herhalde, değil mi? O kadar çok şey, çıta yüksek ki beklentimiz. Nasıl bireyler, nasıl çocuklar yetiştirmek istiyoruz? Bir sürü cevabı çıkar diye karşımıza. Belki bundan 40 yıl önce bu soruyu sorsaydık çok daha birkaç şey söylenirdi. Ama bugün beklenti, çıta çok yüksek. Dışa dönük, ondan sonra özgüveni yüksek, olumlu benlik algısı yüksek, kendiyle barışık, çevresiyle barışık, tuttuğunu koparan bir sürü şey söylenir. Güzel. Ama bir soru daha var mesela aklıma geliyor. O sorunun cevabı ne olabilir? Nasıl anne babalar olmak istiyoruz? İsteriz. Buna mesela cevabımız ne olabilir? Paylaşabilirsiniz. Bir cümlede olsa söyleyebilirsiniz. Nasıl anne babalar olmak isteriz? Peki mesela bu iki soruya yönelik cevabımız noktasında hangisinde daha çok zorlanıyoruz? Yani yine ben cevap veriyorum. Nasıl anne baba olmaya, ben de kendimi eleştiriyorum. Bazen yapmasını istediğim ve onun istemediği şeyleri hani daha fazla dikte edebiliyorum. Aslında onun birey olduğunun daha farkına, çocuğun birey olduğunun farkına vararak, daha çok dinleyerek, eşlik ederek, gözlemleyerek aslında rehberlik eden anne baba olmayı tercih ederim. Ama bazen de bu çok da olamayabiliyor. Evet, kolay bir cevap değil, değil mi? Nasıl anne baba olmak isteriz? Evet. Belki çocuklar için sorduğumuzda daha kolay şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Ama tabii çocuklar için o söylediğim şeyler vardı ya, örnekler, nasıl çocuk yetiştirmek istiyoruz, nasıl çocuklar olmasını istiyoruz. O söylediğimiz çocuklara yönelik o sorunun cevabı dışarıda, kapıda bizi beklemiyor, hazır beklemiyor. Neye bağlı? Neye bağlı? Anne babaların tutumlarına, çocuk yetiştirme anlayışına, anne babalık algısına bağlı diye düşünüyorum. Belki ikinci soruya cevap vermek daha zor olabilir. Çünkü bir söz vardır, hani ne doğrarsan kabına o gelir tabağına denir. Bizim anne babalık özelliklerimiz, tutumlarımızla ilgili bir şey bu. Yoksa o çocuğumuz şöyle olsun, böyle olsun demek bizi kapıda hazır beklemiyor. Onların oluşması konusunda bizim bakışımız, tutumumuz, çocuk yetiştirme anlayışımız, aile içerisindeki anne babalık tutumlarımız, rol, anne babalık sorumluluğuna ve rolüne bakışımız etkili diye düşünüyorum. Bu noktada mesela bir sorumuz daha olsa, bir çocuğun eğitimi ne zaman başlamalı? Bir çocuğun eğitimi, çocukların eğitimi ne zaman başlamalı? Peki şu cevabı ne dersiniz? Bir bireylerin, kadının, erkeğin, karı kocanın çocuk sahibi olmayı hedeflediği an, çocuk sahibi olmayı planladığı, istediği an bir çocuğun eğitimi başlamalı desem ne dersiniz? Bu nasıl bir cevap? Şeyle ilgili olabilir mi? Yani evet, biz karı kocayız, aileyiz, çocuk sahibi olmak istiyoruz. Önemli bir karar, stratejik önemli bir karar, ciddi bir karar. O zaman çocuğun eğitimi ne zaman başlıyor? Önce biz kendimizi eğitmeliyiz. Ya sözünüzü kesiyorum. Türkiye, Tabii, yani lütfen. bizde affedersiniz ama Buyurun. Türkiye'de yani çok fazla nüfus artışı var biliyorsunuz. Sürekli hani sanki şöyle bir algı var, insanlar belli bir yaştan sonra evlenip çocuk doğurmalı. Evlendikten sonra tabii belli bir toplum baskısı oluşuyor. İşte neden çocuk yok falan. Daha sonra insanlar çocuk yapıyor. Hani eğitimli bir bölümü tabii ki bir kesimi belki bunu planlayarak yapıyor ama bizim Türkiye'mizin mozaiğinde biliyorsunuz hani büyük bir bölümde çok fazla eğitim olmayan, çok fazla çocuk yapan, bu yaptıkları çocukları tabii ki eğitimlerini planlayamayan, ailelerin eğitimsizliğinden dolayı eğitimsiz bir sürü işte nesil gelişiyor maalesef. Keşke çocuk yapmanın da bir ehliyeti olsa, çünkü çocukların bir suçu yok. Eğitimli çocuklar olabilse keşke. Yani belirli bir sorumluluğu alabilecek psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı insanlar çocuk yapabilse keşke diye düşünüyorum. Affedersin, sözünüzü kestim. Ha, estağfurullah, lütfen. Ben elbette görüşleriniz, değerlendirmeleriniz, örnekleriniz interaktif bir şekilde çok önemli katkı getiriyor. Teşekkür ediyorum. İşte belki de bu noktada aile eğitimi, aile danışmanlığı olgusu çok kritik, stratejik bir değer kazanıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ve işte nasıl anne baba olmalıyız? Anne babalıkla ilgili ne bilmemiz lazım? Evet, çocuk olarak, şey, biyolojik olarak anne baba olmak önemli bir şey, olunuyor. Ama onun ötesini taşımak lazım bir de, değil mi? Biyolojik anne babalığın ötesine taşımak gerekiyor. Burada sıkıntılar var diye düşünüyorum. Sibel Hanım da burada söylediği gibi kendimizi eğitmemiz, kendimiz bu konuda o olgunluğa ulaşıp çocuk yetiştirme ile ilgili, çocuk eğitimi ile ilgili, aile içerisinde anne baba çocuk ilişkileri, karı koca ilişkileri konusunda ne bilmemiz gerekiyor? Çünkü karı koca ilişkileri de elbette ki çocukların gelişimine, eğitimine de olumlu ya da olumsuz yansıyor. Bu konuda kendilerini bilişsel ve duyusal olarak hazırlamaları, bununla ilgili adımlar atmaları, psikolojik olarak o olgunluğa, o duyusal olgunluğa ulaşmaları önemli bir
adımdır diye düşünüyorum. Bir çocuğun eğitimi ne zaman başlamalı şeklinde. Önce kendilerini anne baba çocuk eğitimi konusunda donatmaları cevabını ben söylemek isterim. Sizin tabii başka cevabınız olursa söyleyebilirsiniz. Bir bıçağa kadar 7-8 dakika ara verelim mi? Değerli katılımcılar, hemen buçuk. Olabilir. Tamam. Buçukta hemen tekrar başlayalım. Ben biraz sesimi dinlendireyim. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Evet, tekrar merhabalar. Merhaba hocam. Değerli katılımcılar, bu az önceki görselle ilgili bir iki şey daha söylemek isterim. O küçük kız çocuğunun anaokulunda giymesiyle ilgili. Şimdi aile ne için var? Eğitim ne için var? Okullar ne için var? Bunu iyi sorgulamamız, kritik yapmamız lazım diye düşünüyorum. Neden söylüyorum bunu? Yani çocuk ister o anaokulundan içeri girdiğinde, isterse evden içeri girdiğinde, ailesinin ortamına, evine girdiğinde, gelişimi, yaşamla ilgili o ödevleri hep devam ediyor. Çocuğun adına eve geldiğinde annesi babası tarafından giysilerin çıkarılması, ayakkabılarının çıkarılması, montunun fermuarının çözülmesi, askıya asılması, ondan sonra ne anlamı var? Çocuk okula geldiğinde okulda yine eğitim ne için var diyoruz. Aslında okuldan içeri adımını attığı an eğitim başlamalı ve bunun da bir fırsat olarak, fırsat eğitimi olarak kullanılması lazım. Çocuğun adına görevli bir personelin ya da öğretmenin ya da çocuğun adına annesinin, babasının o giysilerini çıkarıp, botunu çıkarıp, terliklerini giydirmesi, montunu askıya asması, çocuğun anaokulundan içeriye sınıfa alınmasının ne anlamı var? Çocuğa o fırsat orada verilmedikçe. Bu işin içerisinde ne var? Sebat gerekiyor. Çocukla ilgili zaman ayrılması gerekiyor. Vakit ayrılması gerekiyor. O zaman içerisinde çocuğun o tür ödevleri yerine getirmesinin önemli bir gelişim alanı olduğunu, gelişim ödevi olduğunu farkında olarak bunun bir fırsat eğitimine dönüştürülmesi gerekiyor. Bu bir anlayış tabii. Pedagoji ile ilgili, çocuk eğitimiyle, gelişimiyle ilgili bir anlayış. Yoksa onun adına bütün bunların yapılması, çocuk bu imkanları kullanamadığı zaman o gelişim ödevlerini yerine getiremeyecektir. Gelelim bir başka önemli gelişim görevine bu dönem içerisinde. Nedir bu? Ali Bey herhalde bir şey söyleyecek. Buyurun. Hocam hem bir önceki videoyla alakalı hem de genel son konuşmalarınızla alakalı. Tabii Yani buyurun. çözüm noktasında özellikle ülkemiz açısından ya da aile danışmanlarının işini kolaylaştırma ya da daha rentabl hale getirme adına hani son yıllarda yaygınlaştı ana baba okulu ya da anne baba okulu diye tarif edeceğimiz şeylerin çoğaltılması. Hani videoda o anaokuluna gelen küçük hanımefendinin son derece yani mükemmel bir şekilde yerli yerine koyması, yerleştirmesi evdeki eğitimin bir devamı ya da evdeki eğitimin bir finali ya da sosyal hayata geçişin ilk başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. Eğer anne baba okulu ya da benzeri şeylerle bu tamamlanabilirse o zaman o neticeye ulaşılmış oluyor. İsterseniz geriye doğru değerlendirip çocuğun o seviyede bir eğitimi sergilemesi için önceden alması gereken sizin teşekkür ediyorum dikkat saati ifade ettiğiniz davranışsal gelişimin yerine getirilmiş olması gerekiyor ki o seviyeye gelsin. Yoksa o aylar ya da yıllar önce yapılan noksanlıklar başka türlü çıkacaktı. O bakımdan anne baba eğitimi ya da aile eğitiminin de çocuk eğitimi üzerinde
son derece, zaten onu ifade ettiğiniz önemli olduğu aşikardır. Ülkemiz açısından da bu kat kat önemli bir mevzudur. Teşekkür ederim. Evet, değerli katkınız için teşekkür ederim Ali Bey. Hakikaten öyle. Çünkü dedik ya, okul ne için var, aile ne için var? Birbirini desteklemesi lazım. Yani bu anlamda çok iyi bir işbirliğinin yapılması gerekiyor. Okulda öğrenilenlerin evde desteklenmesi lazım. Evde yapılanların okula bir katkı getirmesi gerekiyor. O yüzden ailenin okuldaki eğitimi, aile katılımı dediğimiz o hadisenin gerçek anlamda pratikte iyi yerine oturması gerekiyor. Bunu çok başarabildiğimizi söyleyemem ben. Bilmiyorum, belki katılmayabilirsiniz bana. O yüzden bizim çocuklarımızın bir şekilde ileride yetişkin bireyler olarak toplumda yer almalarında, o bunun sıkıntılarını üniversitede bile görüyoruz değerli katılımcılar. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Türkiye'nin başka başka illerinden, şehirlerinden geliyor gençlerimiz. 18'li yaşlarda, 19'lu yaşlarda geliyorlar. Artık ergenlik dönemini bitirmiş aşağı yukarı, genç yetişkinlik dönemine adım atmışlar. Başka bir şehir, başka bir bölge, ondan sonra yurtlara geliyorlar, yerleşiyorlar. Ya da ev, apart tutuyorlar neyse. Bazıları çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Kendi ayakları üzerinde durma konusunda. Özgüvenleri yok. Kendileriyle ilgili olumsuz bir benlik algısı geliştirmiş. Ne demek o? Ben ailem yok, nasıl yapacağım? Başkalarıyla nasıl oturup kalkacağım? Bir yurt odasında nasıl paylaşacağım? Kendi bir takım o öz bakım becerimleriyle ilgili, kişisel ihtiyaçlarımla ilgili o sorunları nasıl gidereceğim? Nasıl iletişim kuracağım başka insanlarla? İlişkiler oluşturacağım gibi büyük bir bocalama yaşıyorlar. Bir takım bocalamalar, sıkıntılar olabilir ama bu hakikaten bazı gençlerimizde çok üst boyutta oluyor. Hatta bazıları bunalıma giriyor. Üniversiteyi bırakıp geri dönenler olabiliyor. Bütün bunlar yaşanıyor. Çünkü hayat sadece bilgi edinmekten ibaret değil. Beceri edinmek, onu alışkanlık haline getirmekten ibaret. Yoksa kuru bilgiler, lisede öğrenilenler bir şekilde günlük hayata, pratiğe dönüştürülemedikçe bir değeri olmuyor. Burada sıkıntılarımız var. Çünkü kendi ayaklarının üzerinde duracak o gücü hissetmiyorlar bazıları. Bunun tabii aile içerisinden, yetiştiği çevreden, aldığı eğitimden gelen şeyler. Bunların tabii giderilmesi lazım. O bakımdan bu tür aile danışmanlığı, buna benzer bu tür organizasyonlar çok önemli, yerine oturduğu takdirde büyük katkı getirecektir. Çünkü bu şeyi kırmamız lazım yani. Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim bir de. Sözünüzü kestim ama bizdeki yani Türk toplumunun yetiştirilmiş tarzı, yani kadın erkek, yani kız çocuğu ve erkek çocuğundaki o ayrımın da aslında bunda çok etkisi var. Mesela bir kız çocuğunu yalnız başına bir evde, yurtta düşünelim, birçok ihtiyacını kendisi giderebilir ama bir erkek çocuğu bunu zaten yapamıyor. Yani çünkü temelde böyle bir eğitim verilmiyor, evde böyle bir paylaşım yok. Erkek çocuğu genelde hani aile içerisinde belirli şeylerde bir görev edinmiyor ama kız çocuğu bu görevi yapabiliyor. Ne bileyim, hani işte günlük işte evi toplama, odasını, kişisel görevlerini yerine getirme, bırakın aile bireylerinin de birçok yapması gereken temizlik, işte bilemiyorum, yemek, işte bir takım yaşam için gerekli olan şeyleri kız çocuğu yapabiliyor. Çünkü bu görev ona verilebiliyor ama erkek çocuğun maalesef kadın yani aslında çok enteresan, hani toplumun temelinde bizim şu anda yaşadığımız bu temel sorun buradan başlıyor diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Evet, çok güzel bir hususa işaret ettiniz Sibel Hanım. Siz bunu deyince şunu söyleyebilirim. Bir kavram var, tırnak içinde söylüyorum. Androjen birey. Androjen birey yetiştirme konusunda eksiklerimiz var diye düşünüyorum. Ne demek androjen birey? Sosyolojik anlamda
söylemeye çalışıyorum. Şöyle tanımlayayım. Androjen birey kendi kişilik özellikleriyle barışık. Cinsel kimliğiyle barışık. Cinsel kimliğiyle ilgili bir güvenli, bu cinsel kimliğini güvenli bir şekilde taşıyan, cinsel kimliğiyle barışık, yeri geldiğinde karşı cinse mahsus gibi görülen bir takım toplumsal rolleri kimlik kargaşasına düşmeden güvenli taşıyan bireydir androjen birey. Bu bakın daha yaklaşık 3-6 yaşlar arasında Hevgas da işaret etmiş, ödev olarak vermiş bunu. Kazanılması gerekiyor. Erken çocukluk döneminde kazanılması gerekiyor. Nerede kazanacak bunu? Ailede kazanacak. Okulda desteklenecek, okulda kazanacak, ailede desteklenecek. Ne demek bu? Şöyle somutlaştırayım mesela androjen birey. Mesela bir karı koca düşünelim. Çocukları var bunların, 5 aylık. Kadın çocuğu altı kirlendiğinde altını değiştirirken erkek de o sıra çamaşır makinesinden çamaşırları çıkarıyor, balkonda asıyor. Ve acaba beni çevreden komşular görür de ayıplarlar mı? Aa adama bak çamaşır asıyor derler mi? Endişesi taşımıyor. Androjen bireydir. Androjen bireydir. Evle ilgili bütün o şeyleri %50 %50 paylaşıyorlar. Yani bu nokta dedik ki androjen birey sosyolojik olarak nedir? Kendi kişi cinsel kimliğiyle barışık, güvenli bir şekilde taşıyan, yeri geldiğinde karşı cinse mahsus gibi görülen bir takım toplumsal rolleri kimlik kargaşasına düşmeden güvenli bir şekilde yapan, taşıyan bireydir. Bu adama sorulduğunda hiçbir sorun yok kardeşim diyor mesela, ben asarım diyor. Yeri geldiğinde çocuğun altında ben temizlerim. Eşim çamaşırları asar gibi böyle bir handikapı yok mesela. Bakın ne kadar kendinden güvenli. Ve yapılan bilimsel çalışmalarda, bir takım araştırmalarda bu androjen kimlik özelliği taşıyan bireylerin kadın olsun erkek olsun toplumsal yaşamda ve mesleki yaşamlarında daha başarılı, özgüvenli ve mutlu oldukları belirleniyor. Biz bunu verebiliyor muyuz acaba çocuklarımıza aile içerisinde toplumsal rol olarak, ondan sonra kimlik kargaşasına düşmeden bu noktada doğru bildiğimiz yanlışlar var mı? Vardır diye düşünüyorum. Değil mi? Bu noktada da önemli sıkıntılarımız var. Bunu aşmamız lazım yine. Tabii sihirli bir değneğimiz yok. Bir anda bütün bunları gideremeyiz, şey yapamayız. Ama tabii yavaş yavaş doğru ve kararlı adımlarla, bu tür önemli organizasyonlarla, benzeri süreçlerle bunlar yavaş yavaş gidereceğiz. Yani bu sosyal yaşam kültürümüzü bir şeyde çocuklarımızı, yeni nesillerimizi yetiştirme konusunda revize etmemiz lazım diye düşünüyorum. Cinsel farklılıkları öğrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlama. İşte burada androjen birey olma konusunda da çocuklara fırsat verilmesi lazım. Hem kız çocuğuna hem erkek çocuğuna. Çünkü sorgulamaya başlıyorlar. Kız kimdir, erkek kimdir, o biyolojik özellikleri, ondan sonra tuvaletle ilgili durumları vesaire gibi şeyleri. Bununla ilgili sorular soruyorlar. Çünkü soran çocuk merak eden çocuktur. Merak eden çocuk aklını, zihnini işleten çocuktur. Bu önemsenmesi gereken bir şeydir aslında. Onun gevezeliğinden ya da başka bir şeyden değildir aslında. Çok değerli görülmesi lazımdır. Hatta çok enteresan sorular sorabiliyorlar. Demek ki çocuğun düşündüğünü, o konu üzerine akıl yürütmeye çalıştığını gösteriyor. Ne yapılması lazım? O soruların doğru bir şekilde karşılanması lazım. Susturulduğunda, ayıp denildiğinde, duvarla karşılaştığında çocuk o konuya ilişkin bir tabu geliştiriyor bu sefer de. Cinselliğe karşı, cinsel kimliğe karşı tabu geliştiriyor. Bu sefer de bir suç, bir ayıp, bir günahmış gibi görebiliyor çocuklar. Bu sefer de o bilinmezlik, kaos içinde yaşıyor çocuğun bir yerde. Bir yerlerden çıkacak yani ve belki başka hiç beklenmedik bir yerden, kişilerden, ne bileyim dijital sistemlerden, bir yerlerden, olur olmaz yerlerden o soruların cevabıyla karşılaşacak, bulacak. Ama tabii yarardan çok zarar getirebiliyor çocukların cinsel kimlikleriyle ilgili, kimlik algılarıyla ilgili alt üst olabiliyorlar. Buna mahkum etmememiz lazım çocukları.
anne babalar bu konuda çok duyarlı olması lazım. Çok bilinçli olması lazım. İşte bazen diyelim ki bir 4 yaşlarında erkek çocuğu annesinin makyaj odasında makyaj malzemeleriyle ilgileniyor. Onları böyle kullanma konusunda çok kaygıya kapılabiliyorlar. Hayır çocuk yani mesela deniyor ki çocuk merakından o tür şeylerle ilgilenebilir, şey yapabilir. Bu ilahimen büyük bir kaosa düşmeniz gerekmediği şeklinde bunları söyleyebiliriz. Tabi bakın bununla ilgili yine değerli katılımcılar bir görsel video paylaşacağım sizinle. Biraz çekimi eskidir ama mesajlar halen güçlü ve etkilidir. Hemen açayım onun üzerinde bu önemli ödevinde nasıl bakabileceğimizi bir irdeleyelim. Yine Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllar önce birlikte işbirliğiyle bir eğitim süreci oluşturmuşlardı ve bununla ilgili güzel görseller hazırlamışlardı. Ondan bir kesit, birkaç dakika. Verdi. Şimdi de ben onu karnımda sevgiyle büyütüp besliyorum. Büyümesi bitince doktor onu karnımın altından dışarı çıkaracak ve dışarıda büyümeye başlayacak. Karnımdan çıkınca onu görmeye gelirsin. Ay nereden bulursun böyle lafları bilmem. Çocuk bunlardan ne anlar? Sorduğu zaman yok leylek getirdi, yok lahana yaprakları arasında bulundu diye yalan söylesem daha mı iyi? Yarın öbür gün doğrusunu öğrendiğin zaman bana olan güveni sarsılacaktı. Hem onlar çoktan anladılar bile. Baksana sadece kendi oyunlarıyla ilgileniyorlar. Ne bileyim, bize çocukluğumuzda kimse bunları anlatmazdı. Sonra ne oldu? Yalan yanlış, bir sürü abuk subuk bilgiyle büyüdük. Bir sürü şeyden korktuk. Doğru. Ama ben utanırım, anlatamam. Canım sen de her şeyi açık seçik anlatma. Sorduğu kadarına cevap ver. Ah, sohbeti daldık, çayı unuttuk. Lütfen buyurun. Her anne baba bu soruyla mutlaka karşılaşmıştır. Anne, baba ben nasıl oldum? Anne babaların çoğu bu sorunun yanıtını vermeyi, çocuklarla cinsel konuları konuşmaya uygun bulmazlar. Bu konuları konuşunca çocuklarla yüz göz olacaklarına inanırlar. Kendi analarından babalarından böyle gördüklerini ileri sürerek her şeyin yaşı vardır, zamanı gelince nasıl olsa öğrenir diye düşünürler. Daha da öteye gidip kendi çocukluklarını sık sık unutarak cinsel konularda soru soran çocuklarına kızarlar. Oysa bu tür sorular sormak ve doğru yanıtı almak onların en önemli haklarından biridir. Anne, abim tuvaletini ayakta yapıyor. Sen yanlış görmüşsündür. Hayır, babam da ayakta yapıyor. Olabilir. Demek ki erkeklerin böyle bir adetleri var. O zaman ben de tuvaletimi ayakta yapacağım. Hayır, sakın ha, sen yapamazsın. Yaparım işte. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne söyleyeyim? Bence ona kız erkek farkından söz edin. Anlatın. Çocuklar bu yaşlarda kendi bedenlerini, doğum olayını, karşı cinsi çok merak ederler ve soru sorarlar. Endişelenecek bir şey yoktur. Hiçbir art niyetleri yoktur. Ama bu sorular sorulduğunda büyüklerin gösterdiği telaş ya da çaresizlik onların bu konu üzerinde daha fazla yoğunlaşmalarına neden olur. Gizlilik merak uyandırır. Bu nedenle çocuklara mutlaka yanıt verilmelidir. Yaşına uygun yanıtları doğal, rahat bir ifadeyle gereksiz ayrıntılara girmeden anlat.
Bence şimdi kızınızı çağırın, kadın erkek üreme organları hakkında bilgi ver. Özge, kızım biraz yanıma gel. Az önce bana abim neden tuvaletini ayakta yapıyor diye sormuştun. Bak şimdi bunun nedeni şu. İnsanlar kadın ve erkek diye iki cinse ayrılırlar. Örneğin babam bir erkek, ben de bir kadınım. Abin küçük bir erkek, sen de küçük bir kızsın. Bu iki cinsin bazı organları birbirinden farklı. Özellikle de cinsel organları farklı. Erkeklerin cinsel organları onların ayakta tuvaletlerini yapmaları için elverişli. Ama bizimkiler öyle değil. Yani babam ve abin tuvaletlerini ayakta yapıyorlar. Biz de oturarak yapıyoruz küçük tuvaletimizi. Tamam mı? Yaşasın, annem ve ben aynıyız. Yine ne oldu? Anneni yanında kötü adamlar gördüm. Çok korktum. Korkma, onlar sana bir şey yapmazlar. Hadi doğru yat. Anne ne olur burada yatabilir miyim? Hayır olmaz. Herkes kendi yatağında uyuyacak. Hadi yürü bakalım. Hadi. Hadi aşağı doğru yata. Doğru da bakalım. Hadi. Canım. Biliyorsun babam ve ben hemen yanındaki odadayız. Sesini her zaman duyabiliriz seni. Hem ben de böyle arada sırada korkunç kabuslar görürüm. Sonra uyanırım. Bunların bir kabus olduğunu anlarım. Ve tekrar uyurum. Hadi. Usta bir çocuk ol ve kapa bakalım gözlerim. Aferin sana. Söz. Sen uyuyana kadar yanından hiç ayrılmayacağım. Bu anne çok doğru davranıyor. Çocuklar her zaman anne ve babalarının yanında yatmayı severler ama bu kötü bir davranıştır. İleride çocukta cinsel sorunlar bile yaratabilir. Bu nedenle bu duruma kesinlikle izin verilmemeli. Çocuk daha bir aylıkken ayrı bir odada yatmaya alışmalı. Odasını ve yatağını sevmeli. Hani hiç dönmeyecekti ev sahibiniz? Bilmiyorum ki dönmesi tuttu işte birden. Galiba benim bir sorunum var Layla. İşte Layla ne yaptınız? Sonra bütün gün aslında bu mevsimden mutlu olma zamanı. Sabahtan akşama kadar. Depozitosu var, peşinatı var. Boyası badanası var. Taşınma odaları var. Beni Noel kartı göndermeyi, korkunç bir şey. Yani filan olacak şey değil. Kaça satayım? Ama hala mutlu değilim. Bana ne var yani? Cahil'i bırak. Televizyon seyretmeyeceksin, cezalısın. Sana pipiğini oynama diye kaç kez söyledim. Pipiğin düşsün de gör bakalım kaybolunca ne yapacaksın. Hadi çabuk odana. Sürekli eli orada. Kızdım olmadı, ayıp dedim olmadı, vurdum olmadı. Vazgeçmiyor. Bıktım artık, ne yapacağımı bilmiyorum. Bence çok yanlış davranıyorsun. Bu kadar üstüne düşme. Belki çocuğun kaşıntısı var, sonra pantolonu çok dar, o da sıkıştırmış olabilir. Biraz görmemezlikten gel. Ne bileyim, konuş onunla. Sorular sor, dikkatini başka yöne çekmeye çalış. Haklısın galiba. Bu kadar bağırmam, cezalandırmam yanlış. Cinsellikle ilgili baskılar, yasaklar ve korkular çocuk için çok zararlıdır. Birer yetişkin olduklarında bunların etkileri ortaya çıkar ve mutsuz olurlar. Öte yandan çocuğun cinsellikle ilgili sorularına yanıt verilirse çocuk doğruyu öğrenir, kendini ve dünyayı keşfeder. Cinselliği doğal bir durum olarak algılar. Çocuğa cinsellikle ilgili konular açık bir dille ve yaşına uygun anlatılmalıdır. Gereksiz ayrıntılara girmeden, utanmadan doğru yanıtlar verilmelidir. Onun cinselliğinden hoşnut, mutlu bir yetişkin olması sizin elinizde. Biliyor musun, benim bebeğim var. Biliyorum, bu nedenle sen küçük tuvaletini ayakta yapabilirsin. Ben de annem gibi oturarak. Çünkü sen erkeksin, ben de kızım. Biz çok iyi arkadaşız. Çocuğunuzun sorularına siz cevap verin. Başkalarından yanlış şeyler öğrenmesin. Evet, bu görselden de aslında birçok şey çıkarabiliriz. Bununla ilgili görüşü, düşüncesi olan varsa paylaşabilir. Değerli katılımcılar. Ben bunu ilk defa izledim. Çok o dönemde güzel bir şey yapmışlar. Yani bilgilendirme. O ne kadar buna uyuluyor. Ya bizim toplumumuzda daha sanki
böyle zorunlu kılacak, anne ve babaları bu yöne hani itecek. Gerçekten çünkü bizim zaten toplumumuzun yetişkin kadınların ya da erkeklerin belirli sorunları var. Bunlar çocukluktan başlıyor. O da ailelerin bilinçsizliğinden ve bilinçsiz eğitimden ve geneli işte baskılayarak işte şiddet ya da bilinçsiz anne babaların birçok şeyi yanlış yönlendirmelerinden kaynaklanan yetişkin olmayan duygusal gelişimi tamamlamamış çocuk yetişkinler mi diyoruz? Öyle bireylerin oluşmasına sebep oluyor. Gerçekten çok güzel bir görsel ama keşke uygulanabilse. Evet, her şey Sibel Hanım eğitimle başlıyor, eğitimle bitiyor diye düşünüyorum ben. Kaliteli, bilimsel bir eğitim. Dediğim gibi yavaş yavaş bir iğneli kuyu kazmak gibi bir şey aslında bu. Bu sorunların giderilmesi ya da asgariye indirilmesi. Mesela en çok yanlışlardan ve büyük sıkıntıları yol açan şeylerden biri de çocukların anne babasıyla yatması mesela. Onların yatak odasında yer alması. Bu çok şiirin sevimli gibi görünüyor ama değil. Olmaması lazım. Çünkü çocuk sonra deniyor ki işte çocuk istiyor. Ya kıramıyoruz. Ama alışınca bakın yaşam alışkanlıklarımızla dolu. Alışkanlık bir kere olduğu zaman onu kırmak mesele. Alışkanlığı da kim yol açıyor? Anne baba yol açıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Anne babanın bu konuda çok bilinçli ve kararlı ve tutarlı davranması gerekiyor. Çocuğun o beraber yatma isteği olsa bile onu ilk başta, o isteğini ilk başta en uygun bir şekilde şey yapılması lazım. Karşılanması lazım. Çünkü kendi bakın işte 2-3 aylıkken bile kendi odasında, kendi yatağının olması, o konuda desteklenmesi, teşvik edilmesi ve bunun bir alışkanlığa dönüştürülmesi meselesi. O alışkanlığa zaten dönüştüğünde çocuklar anne babanın yanında yatma gelme gibi bir şey kolay kolay edinmiyorlar. Edindikten sonra zaten problem çıkıyor. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Yani bizim mesela toplumumuzda şöyle bir şey var. Yeni çocuk doğduğu zaman ben aynı bu şeyi uyguladım. Ben de çocukları belli bir aydan sonra, özellikle ikinci aydan sonra yalnız yatırmaya başladım. Fakat biliyorsunuz anne kayınvalide problemi de bizim toplumumuz aşırı gelenekçi ve bireysel olarak şeyleri yapmaya çalıştığında anneye, yani özellikle anneye belirli tepkiler işte, olur mu? Böyle bir şey olamaz. Neden? İşte yalnız ya, vicdansız. Yani neden mesela bizim toplumumuzda çok değişik bir şey var? Neden insanlar ya yani kendisini o bebeğin yerine koyup onun üzüleceğini ve sürekli bir değersiz hissetme, sürekli bir nasıl söyleyeyim, bir ezilme, sürekli böyle kendisini empati yapmak değil bu. Yani belki o acı çekmiş, üzülmüş ya da gerekli özgüveni ve sevgiyi alamamış. Onun da öyle olacağını düşünüp ve yani ayrı uyuyunca onun yapılmaması gerektiğini biliyorsunuz, bizim toplumumuzda gelin kaynana olayları da vardır. Çok hani karışılır bu yapılan şeylere. Hani bunlar da var yani, neden böyle, neden sürekli böyle bir baskı var? Yani üzülür, ağlar. Hani çocuğun ağlamasından rahatsızlık duyuyor. Hani ben mesela disiplinli bir insanımdır. Benim kızım ritmik jimnastikçi, günde işte 8 saat antrenman yaptı oluyor. Bana kızıyorlar işte, yazık değil mi işte çocuk. Yani yazık niye, yazık değil mi derken, evet antrenman yapıyor ama o onun yazık olduğu değil. Sağlıklı ve sağlam bir vücudu olmasına yol açıyor ve ekstrem hareketler yapıyor falan filan, ama buna karşı çıkanlar da aynı. Biz toplumumuzda çok değişik bir şey var. Sürekli yazık. Onu işte yanlış yaptı. O çocuğa bunu ver, eline ver, hiç ağlamasın. Böyle bir şey var yani. Şimdi Sibel Hanım bunu söyleyince aklıma bir anekdot geldi. Rahmetli Doğan Ciceloğlu'nun bir anekdotu var. Kısaca hemen onu hatırladığım kadarıyla sizinle paylaşayım. 26 yaşlarında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitiriyor. İhtisas yapmak için Amerika'ya gidiyor. Amerika'da işte asistanlık döneminde Amerikalı iki asistan arkadaşıyla beraber ofiste cumartesi günü çalışmaya gidiyorlar.
üniversitede. Beraberdeki akademisyen arkadaşının bir de çocuğu var böyle 11-12 aylık, 8-10 aylık yanlış hatırlamıyorsam çocuğu var. Onlar ofiste çalışırken çocuk da kendi başına oralarda oynuyor. Bir kanepe var böyle, alçak bir kanepe. O kanepeye çıkmaya çalışıyor çocuk. Uğraşıyor böyle. Bunu tabii Doğan Ciceloğlu kitaplarında falan da yansıtıyor bu anekdotu. Önemli bir ders aldım şeklinde. Sonra gözlemliyor. Üçü de yoğun çalışıyor, üç akademisyen arkadaş. Bakıyor ki babası hiç ilgilenmiyor çocukla. Hiç ilgilenmiyor. Çocuk orada uğraşıyor, tepiniyor. O kanepenin üzerine çıkmaya çalışıyor. Şey yapamıyor, üzerine atıyor kendini falan filan. Bu da tabii diyor ki ben de diyor tabii Türkiye'den gelen bir amca edasıyla diyor. Bizim kültürümüzden şeyle gelen kalktım masadan diyor. Çocuğu aldım kucakladım diyor. Kanepenin üstüne koydum diyor. Çocuk birden şaşırdı bana bakıyor diyor. Ondan sonra bir baktım diyor böyle kala kaldı diyor çocuk birden dondu diyor. Sonra babası döndü diyor ki dedim diyor bak ben sana yardımcı oldum diyor. Ondan sonra çıkardım dedi ama ben çıkarı çıkarmış hem çocuk öyle bir garipsedi kaldı. Hem de babası dedi ki diyor yani arkadaşım niye sen onu çıkardın dedi diyor. Bana tepki gösterdi dedi. Dedim ya ben onun amcası sayılırım işte ona çıkamıyordu zorla. Hayır dedi ben onu görüyorum zaten gözümün ucuyla da takip ediyorum. O orada zaten kendi uğraşısını aslında ben onu gözlemliyorum ve o uğraşı için ne kadar şey yaptığını farkındayım ve o onu başaracaktı diyor. Başaracaktı. Sen ona onun zaferine engel oldun diyor. Beni biraz böyle hafif azarladı diyor, bozuldum diyor. Ben de tabii bir amca edasıyla onu aslında yardım ettiğimi düşünerek dedim. Ya bu, içimden dedim ki diyor Doğan Cicoloğlu. Bunlar da ne kadar iyilikten anlamaz insanlar dedim diyor. Ama diyor sen diyor eğer bıraksaydın diyor o kendi çıkacaktı. Ve o zaferinin mutluluğuyla diyor kendini iyi hissedecekti. Bir algı geliştirecekti diyor. Özgüveni gelecekti diyor. Ve daha sonra oradan tekrar inecekti. Bir saat, iki saat uğraştığı şeye biraz sonra 10 dakikada çıkacaktı. Bir sonra 5 dakikada çıkacaktı diyor. Ve bunu geliştirecekti diyor. Peki diyor yani buna aferin de demeye gerek yok diyor. Çünkü ödüllendirmeye de gerek yok diyor. Arkadaşı böyle söylüyor bunu. Ondan sonra ben diyor hayatımın diyor en önemli dersini aldım diyor. Yani orada bu şekilde onu mesela yazılarına da yansıtmıştır. Siz bunu söyleyince aklıma o geldi. Yani yazıktır gibi bizim o kültürel kodlarımızla, sosyal kültürel kodlarımızla bakmamız, o şekilde hemen helikopter anne babalık şeylerimiz aslında yarardan çok zarar getiriyor. Bunu kırmak lazım. İşte o bilinçli anne babalar, o büyük anne, büyük babaları da inisiyatifi bırakmaması lazım. Ama doğru bir üslupla, doğru bir lisanla onları eğitimiyle ilgili, şeyle ilgili o noktada kendileri inisiyatifi bırakmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar tabii imkansız değil. İmkansız değil, zor ama imkansız değil, aşılması lazım diye düşünüyorum. Evet, bir iki şey daha söyleyelim, oturumumuzu ondan sonra tamamlayalım. Olgunlaşmaya bağlı olarak yürüme ve konuşmasını geliştirir. İşte az önce söyledim, Doğan Cüceloğlu'nun anekdotu burada yatıyor. Değerli katılımcılar, eğer belki şey karıştırırsanız o hikayeyi bulursunuz, çok da güzel. Ben size hemen kısaca özetledim. Daha detaylı bir şekilde o hikayenin çok güzel mesajları olduğunu görürsünüz. Tabii çocuk burada yürüme istemesi, koşmak istemesi, ondan sonra bir olgunlukla beraber imkanları bulması onun hem psikomotor becerilerini, yürümeyle, koşmayla ilgili, ellerini kullanmayla ilgili önemli fırsatı bulması lazım. Bulduğu takdirde de bu ödevini de burada yerine getirebiliyor. Çocukların bir başka bu dönemdeki ödevleri büyük ölçüde anne babalarını model alıyorlar. Değerli katılımcılar. Ve yaşıtları, kardeşleri ve anne babalarıyla ilişki kurmayı öğreniyorlar çocuklar. Bu ödevlerini yerine getirmeleri için de yine doğru modellerle
karşılaşmaları lazım. Hangi modellerle karşılaşıyorlarsa o noktada tutumlar geliştiriyorlar, davranışlar geliştiriyorlar, kişilik özellikleri geliştiriyorlar. ve ona göre ilişkiler oluşturuyorlar. Mesela çocuk diyelim ki 4 yaşlarında, 5 yaşlarında küfür etmeyi, küfürlü konuşuyor bir bakıyorsunuz. Böyle hiç söylememesi gereken, bilmemesi gereken sözcüklerle arkadaşıyla hitap ediyor. Yani küfürlü konuşma. Bunu doğuştan mı getiriyorlar? Hayır. Öğrenilen bir şeydir. Hangi modellerle karşılaşıyorsa o modeller çerçevesinde çocuklar ilişkiler geliştiriyorlar. Mesela yanlış ve doğruya ilişkin toplumsal kuralları ve toplumsal rolleri öğrenmeye başlıyorlar. Yine mesela bizim kültürümüzde şöyle sıfatlar vardır. İşte abla, abi ifadeleri kullanılır. Genel olarak çocuk işte 4 yaşlarında bir çocuk kendisinden büyük birine işte Atilla ismi, Atilla abi demiyor, Atilla diyor, uyarılıyor çocuk. Uyarılıyor diye deniyor ki Atilla abi diyeceksin ya da işte Ayşe abla diyeceksin şeklinde. Çocuk burada da toplumsal rolleri, görevleri içinde yaşadığı kültürün kodlarıyla kendisine yansıtılmasıyla öğreniyor, karşılaşıyor ve o şekilde hareket etmeye başlıyor. Mesela yine çocuk burada bir takım şeyleri modellerden görüyor. Şöyle söyleyelim, kendisi 4-5 yaşlarında, 15 yaşlarında da bir abisi ya da ablası var, odanın içerisinde oturuyorlar, televizyon bakıyorlar diyelim, içeriye işte bir büyükleri giriyor, girdiği zaman o kendisinden büyük abisi ya da ablası o sırada böyle yatmış televizyonu seyrediyor, ama toplanıyor şey yaptığı zaman, büyük geldiği zaman şöyle bir toparlanıyor, çocuk onu gözlemliyor ve bunu aile içerisinde bu tür şeyleri gördükçe çocuk o zaman neyi fark ediyor? Toplumsal bir takım kuralları, değerleri de orada görüyor. İşte bir büyük geldiğinde ona yönelik nasıl davranılacağı, nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda o değerler konusundan da ödevlerini ediniyor bir şekilde. Ama belki başka bir kültürel kodla baktığımız zaman diyelim ki Hollanda'da 15 yaşlarında bir genç oturuyor şeyde, yayılmış televizyon seyrediyor. İçeriye büyük biri geldiği zaman, büyük annesi babası geldiği zaman toplanmıyor mesela. Bu tabii onların kültürel kodlarıyla yaşantılarında edindikleri gelişim ödevleri. Tabii algıda kültür farkı denilen bir şey var. Biz kendi kültürümüzden baktığımız zaman onları o anlamda o değerlerimizle yargılıyoruz. Ama onların onlar da bize oradan baktıkları zaman onlara ilginç gelebiliyor bizim bu edindiğimiz toplumsal görevler ya da ödevler. Bunlar tabii kültüre göre de değişen durumlar. Evet. Bu şeyler kaydediliyor sanırım zaten. Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam. Tamam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize tamam. Sağlık. Hemen. Eğer müsaitseniz bir fotoğraf çekelim. Müsait olanlar kamera açabilirlerse. Olur. Evet, müsait olanlar bir kamera açabilirlerse ben de açamayacağım. Bir hata aldım. Tamamdır. Çekiyorum şimdi. İsterseniz hocam bir ekran görüntüsünü durduralım, bir öyle de çekeyim ben. Nasıl yapılıyor ben tam bilmiyorum. Paylaşımı durdur deyin hocam. Ha pardon, tamam. Evet. Tamam, böyle bir çektim slide veren. Tamam.